Herkese merhabalar. İyi haftalar diliyoruz. Umarız iyisinizdir. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. İyi haftalar. İyi haftalar olsun. Ne yapıyorsunuz? Hepinize. İki günlük sokağa çıkma yasağından çıktık. Hafta sonu dinlenmişsinizdir diye düşünüyorum. Türk sermaye finans piyasası. Valla fiziken dinlenecektik de her gün bir karar gelmesi biraz mental olarak yordu bizi. Evet. Cuma akşamından beri, Cuma 16'dan beri periyodik bir şekilde... Yani açık... Antibiyotik gibi her gün bir dost şey geldi. Yani. Açıklama yapmayan kurup kaldım en son bugün SPK yolda bir duyuru paylaştı. Ee... bugün de var değil mi yeni haber? <laughs> var bugün de var abi. Evet. Ee... ne konuşacağımız ne <laughs> bir kere bir kere <laughs> Cuma gecesi çıkan haber akışından başlı değil mi? BDDK. Yani kronolojik olarak geleceğiz Cuma'dan başlayarak. TCMM, BDDK, SPK, Petrol. SPK'dan mı haber? Akşamüstü. Buyurun. Ben onu SPK'nın <laughs> şeyini kaçırmış. <laughs> ya türe işlemleri evet. bildirilmesiyle ilgili falan. böyle bir süreç. Ee, Valla şimdi yolda birlikte geliyorduk. Seninle de dinledik. Dört günde bir araya da şey girdi. Evet güzel de ee, oldu bence. Evet ben de aynı kanaatteyim. Ee, olabildiğince ne kadar bu süreçten kazasız belasız e, kurtulabilirsek hepimizin hayrına. Valla iyi sinyaller de geliyor ya. Dünyadan da biraz evet. daha iyi sinyaller gelmeye başladı. Onun da yarattığı bir moral var. Ee, Bizde de iyi sinyaller geliyor. İnşallah hani o daha düşünülen kötü senaryoya doğru gitmeden ama her türlü tedbiri de elden bırakmadan yani bu bunu bir şeye kaptırmadan rehavete dönüştürmeden işte o e, fiziki mesafeyi koruyarak o sosyal izolasyonu devam ettirerek işte 23 Nisan'da önemli bir fırsat oldu. Belki benzer bir şey 1 Mayıs'ta da yapılacak. Yanlış hatırlamıyorsam 1 Mayıs'ta Cuma gününe geliyor çünkü. E, bu tür şeylerle hani Sayın Cumhurbaşkanı bayrama kadar bu işin bir miktar normalleşmesini istediklerini herhalde trend de öyle bir şey gösteriyor ama ya benim düşüncem mümkün olduğu kadar hani bir bilim insanı değilim ama hani Türk toplumunu bu yaşa kadar tanımış biri olarak hani bayramı da mümkün olduğu kadar sosyal izolasyonla geçirip riskimi minimize edip ondan sonra yolumuza baksak sanki daha iyi olacağını düşünüyorum. Kesinlikle Çünkü katılıyor. bizim milletin böyle bir hani sarılmadan, kucaklaşmadan, öpüşmeden bir şey hali var ya. Ya bende de var yani. Şimdi hani eleştirmek için ama yılların getirdiği bir alışkanlık o. Oradan tabii kolay kolay uzaklaşmak da kolay değil. İnşallah olumlu sinyaller geliyor. bir kez daha burada bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etmek gerekir gerçekten. Zannediyorum geçen hafta yaşanan o 10, 10 ya da 11 Nisan bu ilk sokağa çıkma yasağında yaşanan o Kalınmış kargaşanın ya. yarattığı bir endişe de var yani belki pik noktasına ulaşma konusunda ama inşallah hani o galiba geçen hafta konuşmuştuk sanki genel beklenti bütün dünyada da bizde de Haziran başıyla beraber hani kademeli de olsa bir miktar hayatın normalize olması gibi oraya doğru yaklaştıkça inşallah bu şeyin de planında hayata geçtiğini görürüz. diye. Evet Avrupa ile başladık ama önce bir yayının başında Işık Kökte'ye bir hayırlı uğurlu olsun diyelim. Artık bir haftadır sosyal medyada senin olmadığı için hesabın bize gelen mesajlar. Işık Bey ne yaptı? Işık Bey televizyona devam edecek mi? Sizinle olacak mı? Bir sen anlat da insanlar Öncelikle hayırlı olsun alsın. kardeşim. Hayırlı evet. olsun. Yolun açık olsun. Başarıların daim olsun her zamanki gibi. sağ ol, Önemli abi. bir Kariyer değişikliği. Kariyer değişikliği 11 sene sonra e, aracı kurum sektöründen ayrıldım. E, yani teb yatırım için de hayırlı olsun bu arada. Evet evet. Tabi. ve tab yatırım benim için e, 6 sene e, çok güzel insanlarla tanıştım. E, çok güzel e, hem kurumsal anlamda hem bireysel anlamda ilişkilerim oldu. Herkese orada çok teşekkür ediyorum. Başta üst düzey yöneticilerim olmak üzere. Ben artık aracı kurum sektörüne veda ettikten sonra bir masanın öteki tarafına, para yönetimi tarafına geçiyorum. Burada bir fon kurulumu olacak, bir serbest fon. Çok yakından tanıdığım, güvendiğim insanlarla. Bu işe atılıyorum ve benim için yani ben hani 22 yaşından beri ciddi e, para trade eden piyasaların içinde olmuş bir insan olarak artık e, insanlara hem finansal danışmanlık hem de para yönetimi konusunda e, hizmet vereceğim. İnşallah e, bu kariyer... Artık biliyorsun Mert, belirli Orkun belki o yaşlarda değil. Yine sevmez bu konuşmaları ama benim için hiçbir sıkıntı yok. Kariyerimi... İnsanlar daha çok şey yapıyor. E, evet. ee, bu yani bundan sonra masanın öteki tarafında olmak benim için doğru bir karar. İnşallah Allah utandırmaz diyorum. İnşallah. Ee, bu konuda tabi ben şöyle söyleyeyim Orkun, Yani ben bu konuda hani kendi veda mesajımı son gün yazdım. Ee, arkadaşlar sağ olsun yüzlerce mesaj geldi e emaildan ama sosyal medyada. Bizde de onlarca telefon geldi dereye gidiyor ee... hayırdır diye. Evet. <laughs> sosyal medyada olmadığım için çok fazla spekülasyon var orada da hani belirli e şeyler altında e fonun tam yapısı belli olmadan kurulmadan da konuşmam doğru olmaz Haziran ayında inşallah ama e bu konuda e hani e sizin de dediğiniz gibi e artık böyle hani e, sabah notu olsun değişik mecralardan hani piyasa filan anlatımlarım olmayacak. Ya onu da çok merak eden, <laughs> onu da çok merak eden insanlar oldu sağ olsunlar. Yok, olmayacak o. Belki belki ileride sonra başka sosyal medyada olduğu mecralarda yeni şeyler olur ama şu anda o, o olay Şimdilik benim için. aklın yolundayım diyorsun yani. Şu anda aklın yolu var. <laughs> e, başka da bir şey yok. Eee ileride olacak ama Haziran'dan sonra tekrar teşekkür ediyorum. Allah Bu arada bu arada çok enteresan bir şey. şu anda Texas'ta varil götürene bedava benzin dolduruyorlar. 5 dolara indi Mayıs. Evet, %73 aşağıda. Evet, Mayıs, Mayıs konturat. Dur o konuya girmeden bir de şu Arkadaşımızı, kardeşimizi, kardeşimizi tebrik edeceğim Onların ha, terfisi var. Tabii. Şimdi çok özür dilerim. <laughs> Batı, <böyle> Teksas'ta insanlara... <laughs> şimdi, şimdi bizi dinleyen kardeşlerimiz... Ulan biz de biçim yerdeyiz diye bize sormadan... Değil mi? Yani bedava bedava petrol veriyorlar. Sudan abi. ucuz. Hayır petrol çünkü koyacak yer kalmadı. Gerçekten kalmadı. Şimdi bu kontango filan kavramlarına da gireceğiz. Biraz böyle <laughs> finans dersi falan vereceğiz insanlara yine. Ama Orkun... Senin de e, deniz yatırım araştırma müdürü olarak eee terfin için tebrik ederiz. Teşekkür İş, ederim. Yolun yolun inşallah açık olsun Teşekkür ileride. Ederim. Güzel yazılarınla bizleri aydınlatmaya devam et. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrar. Başarıların devam ederiz. Allah utandırmasın. Biz, bizim ya. uzun süredir beklediğimiz bir şeydi bu. <laughs> ee, fazlasıyla hak ettiğin bir şey oldu. Ee, yeni görevin, yeni ünvanın inşallah hem senin için hem kurum için hayırlı olur. Daha evet. başarılı, daha keyifli. Şu sorununu da atlatmış İnşallah daha neşeli günlerde tekrar i̇nşallah, bir arada olursun. İnşallah. Biz zaten genelde bir aradayız da <laughs> e, bu fiziksel mesafe konusu bizi biraz darlıyor bu konularda. Evet. E, teşekkür ederim. E, neyse geçelim. E, petrolle başlayalım o zaman. Buyurun. E, günün konusu. Babatan başlamışsa bırak devam <laughs> et orada. İster misin? Direkt <laughs> petrolle devam et diye. Evet. Ee... Gerçekten bir tarih yazıyor. Bugün Özgür ile konuşuyorduk aramızda. Böyle evet. bir şey yok. Yani Böyle bir şey yok. Çünkü <laughs> bunun için Özgür ile konuşmana gerek yok. Kimle <laughs> konuşursak konuş zaten böyle <laughs> bir şey yok. <laughs> Ama biz yani. bunu konuştuğumuzda yüzde <laughs> kırk aşağıdaydı. <laughs> Daha yüzde yetmiş olmamıştı. <laughs> biz tarihi önden yazdık. <laughs> yok. Şimdi şimdi burada tabii iki tane önemli soru var. Bir, vadeler arası fiyat farkı niye bu kadar fazla? Vadeler arası fiyat farkı bu kadar fazlaysa, yani bir vade... 5 dolar trade ediyorsa, Haziran vade 20 dolar trade ediyorsa bu şu anlama geliyor. Arada çok büyük bir değişiklik olacak. O değişiklik nedir? OPEC artının kararı. Çünkü şu anda insanlar e, COVID olayının ABD ekonomisi üzerindeki etkisinin fiyatlanması değil bu artık. Tabii can. Bu başka bir fiyatlama. Tabii, fiyat tabii fiyat yani Geçen başka ya. realitelere geçtik. ya yani Başka realitelere. Eee ya lütfen bir de şu hani geyik muhabbetleri var. Değişik yerlerde petrol düştükçe <laughs> Türkiye kazanır filan. Ya bunlar lütfen keselim. Bunu böyle bir şey kazandığımız filan yok biz. Biz bunu ilk Rus su evet, tartışmasında bu, burada evet, gerçekten bir şey kazandığımız filan yok. Lütfen bu hani boş muhabbetleri keselim çünkü biz evet enflasyonist baskıdan bir yerden kazanırken iki yerden kaybediyoruz. Tabii. Senin sattığın bugün Canımız ihracatçının sattığı ürün nereye gidiyor? Yüzde 30'u petrol ihracatçısı ülkelere gidiyor. Aynen. Bugün senin turizm endüstrinin yükünü kim çekiyor? Şey mi, Çinliler mi? Hayır, Ruslar. Evet. Rus kardeşlerimiz evet. çekiyor. Bugün Antalya şehrinin Türkiye'nin beşinci büyük ekonomisi olmasını kim sağlıyor? Ruslar sağlıyor. Onun için biraz böyle hani, Geyik muhabbetlerinden uzaklaşıp, böyle ilkokul çocuğu muhabbetlerinden uzaklaşıp realitelere bakmakta fayda var. Bir yerden kazandığımız iki yerden gidiyor. Şimdi burada ee, Orkun bugün yazında çok güzel anlatmışsın o şeyi. Buradaki ana fiyatlama arz kesintisi olacak. İkinci ana fiyatlamada tanker kalmadı hoca diyor şey koyacak yani depolayacak depolayacak yer kalmadı. Bak sana rakam vereyim. Evet. Bu Cushing dep stokları biliyorsun sen Amerika'da on, kaç on, 18 17 sene. 18 sene. Evet. Bu stoklar 55 milyona geldi. Ee, hmm. geçen yılın e, Eylül'ünde artık bunun kapasitesi 70 milyonlarda falan konuşuluyordu bu varillerin. Artık gerçekten Teksas'ta e, üreticilerin neredeyse 2 dolarlar 3 dolarlar gibi bir fiyatlamaları konuştuğu ve e, hani depolamamak için neredeyse üstte para vereceği gibi bir noktaya gelindiğinden bahsediliyor. Tabi sen çok güzel bir yerden girdin. E, OPEC Plusla ilgili. OPEC Plus çok geç kaldı. E, burada gerçekten res çekildi Martın başında karşılıklı. E, bunun bedelini de şu anda Amerika'daki kaya gazı üreticileri de başta olmak üzere herkes ödüyor. Geçen hafta yüzde 13 e, Cuma günü rakamı e, Amerika'da kuyu rakamlarında açık kuyuların kapatıldığını gördük. Bunlar 800'lerden 400'lere geldi kuyu sayıları. Yani herkes bir yerden sonra zarar üzü Neden? Çünkü Amerika'daki bu kaya gazı üreticileri 70 doların, 80 doların altında çok da fazla aslında bir para kazanamıyorlar. Evet. En fazla 65-70 dolar olsun. Onlar da artık bu bir noktadan sonra burada negatif etkilenmeye başladı. Artık Trump'ın devreye girdiğini gördük. <laughs> Tweet attı. Ben buluşturuyorum, ben barıştırıyorum falan filan ah, dedi. adam Artık çok geç kaldı. Şimdi bugünkü konu e, dediğin gibi aslında teknik bir şey. Yarın Mayıs vadeli WTI petrolün jenerinin vadesi şey bitiyor, Do, doluyor. doluyor. Ve bir sonraki vade olan Haziran vade aktifleşiyor. Şimdi zaten bu açık kontratlara yani fiyatlananlara baktığınızda Temmuz'a kadar olanların tamamı 30 doların altında. Temmuz dolardan sonraki fiyatlamalar daha 30 doların üstünde tırnak içerisinde insani boyutlarda fiyatlamalara işaret ediyor. Daha mantıklı. Aynen öyle. WTI'nin burada ayrışma sebebi de işte bu Zaten e, Amerika'daki üreticilerin e, hiç ara vermemiş olması, üretmeye devam etmesi, stokların peş peşe artması, haftalık a, API stoklarından falan da bunu görmek mümkün. Zaten bugünün olacağı yani bir bir 15 ayda böyle davul nazurun geliyordu. Tamam. Tam şey değil mi? Perşembenin gelişi çarşambadan Ay, belli olur evet, şeyler. Tam olarak o. E, aslında pe, pe, yani ben petrol piyasası e, uzmanı değilim ama biz de işimiz gereği kıyısından köşesinden bir şekilde bakmaya çalışıyoruz. Ama trade edenler buna kafa yoran insanlar zaten bir bir 15 aydır bunları anlatıyorlardı. Ee, çok da bayağı yabancılarda da raporlar çıkmıştı, ha, hafta sonu çıkan raporlar. Biz de burada konuşmuştuk, Goldman'ın raporunu falan evet. konuşmuştuk. Ee, yapılan bu ama bunun tamamını böyle bir vade kontrat değişimi sebebine de koymayalım. Ee, bir diğer ana neden zaten dünyada şu anda talep yok. Tabii, tabii. Yani Hikayenin başta diğer ar, 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 arz talep dengesizliğinden kaynaklanan evet. bir noktadan buralara kadar evrilerek geldi bu Sayın hikaye. Sayın Fatih Birol'un e, Ulusal Enerji Ajansı'nın e, başkanı, ee, bir açıklaması vardı. Nisan ayı petrol piyasası için kara bir ay olacak diye. Zaten art fazlası. Buradaki fazla ee, sanıyorum Haziran'dan sonra falan böyle bir daha normal dengelenmeye falan giriyor. O tarafa kadar ee, piyasanın bozuk kalma durumu devam edecek. Peki Brent'i neden bu kadar aşağılarda görmüyoruz? Çünkü ikisinin fiyatlandırması farklı. İkisinin fiyatlandırması farklı. Bir de Brent'in en büyük alıcısı kim? Çin. Evet. Brent'in en büyük alıcısı Çinse Çin'de şu anda Covid'den hayatın normale döndüğü ilk sinyaller X kuvvetli sinyal, sinyaller oradan geliyorsa ilk sinyaller oradan geliyorsa o zaman her e, yani ben emtia analizlerinde baktığım önemli spread'ler işte her zaman bakarsın ya Brent e, Batı var, Texas spredi. spread'i filan onun Brent'in lehine açılıyor olması çok normal. Anormal olan hala bu OPEC plus OPEC artı denilen ülkelerin bir türlü e, 170 ülkenin daralacağı bir dünya ekonomisinden IMF bahsederken değil mi 170 tane ülke tarihte böyle bir e, şey IMF ekonomisti yazdığı raporda böyle bir şey adam hala orada e, daha fazla arz kısıntısı yapmayacağım diye şey yapıyor. Şimdi burada hani durup düşünmek lazım. Bu sürdürülebilir bir şey mi? Hayır değil. Zaten bize şu andaki e, Haziran fiyatlaması da onu gösteriyor. Yani Haziran fiyatlaması 15 dolar üzerinde şeyin Batı Texas'te. Buradaki olay çok daha büyüyecek bence petrol piyası. Çünkü hani NYMEX e, traderları bu şekilde e, fiyatlıyorsa e, OPEC'ten mutlaka bir hamle gelecek. Demektir zaten. Bir tane daha gelir mi diyorsun? Gelecek. E toplanamıyorlar, anlaşamıyorlar. Bu Şunu bile zar zor yaptılar. İlk biliyorsun ana kısıntı, bu son karardaki evet. detaylar, bu iki ay. İki ayda ilk büyük e, kısıntı oluyor. Ondan sonra daha düşüyor. Yıl sonuna kadar bir gidiyor. Sonra bir 2021'de belli bir şey de gidiyor. E, o da hani normal bahsettiğimiz koşullarda. Yani gereksiz gerçekten, hani biz varlık fiyatları üzerinden bakıyoruz tabii ki risk algısı üstünden. Gereksiz karşılıklı bir, e, burada silahlar çekildi. Ha, biz ithalat ülkeyiz. Eee dediğin gibi bize bir yerden avantaj sağlıyorsa iki yerden götürüsü var. Eee şunu düşünmesi çok normal şimdi e, WTI işte 5 dolara 6 dolara geldiyse Türkiye'de petrol fiyatları düşer Türkiye'de bir e, bir kere bunlar vadeli 6 e, ay diyebiliyorum ben. Yani, ya yanlış sandım lütfen uzman olan birisi bize dönsün. E, düzeltelim canlı yayında. 6 ay falan bir şeyle geldiğini biliyorum. Lekli geldiğini biliyorum işlemlerin. Biri biz brent ağırlıklı zaten evet. e, ithalatımızı biz, biz gerçekleştiriyoruz. Brent. E, brent de zaten 20-30 dolar arasında dalgalanıyor. E, üçüncüsü tabii kur bizde çok önemli bir faktör. E, kurda yani petrol düştüğünde kurumuz yukarıda kalıyorsa burada otomatik fiyatlandırmada e, farklı bir mekanizma çalışıyor. ha Hiç mi olmaz olabilir belki ama öyle hani 5 dolarla sudan ucuz Türkiye'de benzin alırız gibi bir şey de kimse beklemesin. Ben Mert'e hemen... Donat'tan var mı onu? Şunu söylemek istiyorum. <laughs> şu anda şu anda Mert benim şaşırdığım bir olay var bugünkü TL varlık fiyatlamasında. Sayın Uysal'ın Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda değişik küresel merkez bankalarıyla swap hattı için görüşmeler devam ediyor açıklamasından Türk lirası hiçbir şey kazanamadı. Evet. 6.94 devam ediyoruz. Yani demek ki Burada insanlar başka bir fiyatlamaları mı yapıyorlar? Yani bu konuda hani benim de düşünce, hepimizin düşünceleri var ama bence bugünün en önemli TL varlık konusu bence o. 6.94 kapatmıştık cuma. 6.94 son işlem. Sen ben, çok güzel bir adans. Adam tutamadı bak içinde yani. <laughs> Hemen hayır ben, gene hayır çünkü, çünkü en önemli konu o yani. 6.93 kapattı. Parça parça gidelim. <laughs> bir 1.5'tur. falan da yukarı. Valla bence bu hikayeye Cuma'dan bakmak lazım. Yani Cuma biliyorsunuz evet. bir 6.82'lere kadar geldi. Orada işte hepimiz kendi çevremizdeki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda şu bilgi geldi. Ee, vatandaş satıyor yani bireysel evet. yatırımcı satıyor. Evet. Kurumsal yatırımcı şirketler satın alıyor diye. Çünkü sen daha iyi biliyorsundur. Ezberinde varsa yardımcı olur. ol. Ee, şeyin Şirketlerin yurt dışı borç ödeme ajandası yaklaşıyor evet, yavaş evet. yavaş. Ee, ve orada tekrar ben... Hatırlıyorsunuz bizim grupta da yaz, Yani bir kapanışı görmek lazım. Tekrar gelip 6.90, 6.92 gibi kapanacaksa sıkıntı olacak diye. Ki o iyimserlik sadece bize özelde bir durum değildi. Yani bütün gelişmekte olan ülke para birimlerine geldi. Ama açıkçası şimdi iki haberi birbiriyle bence bağdaştırmak lazım. Bir BDDK'dan gelen düzenleme. Evet. Sayın Uysal'ın o açıklaması olmasa piyasa üzerinde, borsa üzerinde piyasadan kastım bir baskı yaratacak bir haber akışı iken o. Sonrasında Sayın Uysal Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu mülakattaki şey, burada üçüncü, bu herhalde dördüncü hafta değil mi bu konuyu konuştuğumuz, bu swap mevzusunu? Yani 23 Mart'tan beri konuşuyoruz. Işte tam bir ay olmuş değil mi? İlk burada biz masaya yatırdık bu konuyu. Kore'nin Pavlo araması, Nikkei News. Yani. İlk, i̇lk indikasyon oydu. Biz işte orada bence çalışmalara başlayacaktık. Şimdi ben birkaç şey söyleyeyim. Ee, birincisi, benim için de sürpriz. Hatta ben dün kendi sosyal medya hesaplarımda YouTube'lara söyledim. bu haberin piyasa fiyatlamasına olumlu etki yaratacağını düşünüyordum. Sabah gerçi açılışta bir 6.87, 6.88 var ama evet. tekrar çok hızlı rebound etti. Bence burada piyasa e, bu IMF konusundaki yani o IMF icra direktörü, IMF icra direktörü mü abi bu? Georgieva. <laughs> <laughs> Georgieva'nın <laughs> açıklamalarını yanlış yorumlayınca bence biraz daha somut bir şey görmek istiyor. Ama benim anladığım şu, bir kere bir kez daha tekrarlayayım. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın olası bir IMF senaryosunu kesinlikle kabul etmediğini ve reddettiğini artık düşünüyorum. Geriye iki tane seçenek kalıyor. Bunlardan bir tanesi swap, bir diğeri bir dış borçlanma ya da içeriye döviz bazlı bir tahvil ihracı. Bu CDS seviyesinde gelir mi diyorsun Mert'im? De, deneyebilir 650 diyorum 650 bas Bence bence diye. denenmemesi gerekir. Denenmemesi o, gerekir. O zaman elimizde bir tane seçenek daha kalıyor. O da swap. Anlaşılan o ki bu tamamen kişisel bir çıkarımım. Bir kere süreç için eğer Sayın Başkan'ın, Sayın Uysal'ın söylediklerini dün itibariyle referans alacaksak kendimize bu hamlede bir kere geç kalmış bence. Onu söyleyeyim. Ama bir diğer konu bence bu işi Fed'le olma olasılığının çok zorlaştığını çok zor olduğunu düşünüyorum. Burada birinci senaryo belki Merkez Bankası'nın elindeki işte Amerikan tahvil miktarı falan filan olabilir ama sanki dün say ya bir de tabii ben şurada da çok ümitlenmiştim açıkçası. Sayın Cumhurbaşkanı Trump'la görüşmesi de arkasına gelen yani uysal açıklamasının arkasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Trump görüşmesi de beni ümitlendirmişti ama bence orada bir miktar e bir S400 pazarlığı var tekrar masada sanki. Amerika tarafında. Bunu tamamen bir senaryo olarak söylüyorum. Dolayısıyla geriye şu anda bir Katar ve Çin yapılan şey var. Mevcut line'ler var değil mi? Swap line'ler var. Evet. Geriye elimizde hatırı sayılır bir Japonya Merkez Bankası kalıyor. Bir de Avrupa Merkez Bankası kalıyor. Bundan önceki eski başkan döneminde bir takım girişimlerin Japonya Merkez Bankası ile olduğunu... İki senedir devam eden Sayın Çetinkaya döneminde başlayan evet. bir süreç var. Ama orada Japonların bizim heyetlere verdiği cevaplarda siz de yaparsak diğer bütün bölge ülkelerinden de bu talep gelebilir gibi bir muhalefet şerhleri olduğunu duydum. Ama tabii iki yıl önceki dünya ile bugünkü konjonktür aynı konjonktür değil. değil. Dolayısıyla gene aynı yere geleceğiz. Bu işin içinden bize katkıyı sağlayabilecek eğer sıvapsa hala konuştuğumuz konu ECB gibi gözüküyor. Belki orada geçen hafta senin dile getirdiğin altın tarafını teminat gösterip Evet. Oradan yararlanmak ama ben kendi fikrimle bir kez daha söyleyeyim. Bunun bir siyasi malzeme dönüşmemesi gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki herkesin bir fikri var tartışılabilir. Son karar da elbette ki siyasi otoritenindir. Ama ben hala ortada 1 trilyonluk bir para varken ve Türkiye'nin burada hak ettiği, hakkı olan bir parayı alma imkanı varken bunun bir stand anlaşması olmadığı halde bunun masanın üstünden elinin tersi itilmesinin hala doğru olmadığını son tercih olarak tutulabilir ama ben o senaryonun yani o çözümün e, hala masada kalması gerektiğini düşünenlerden. Şimdi Müm mümkünse bu arada ikisi birden kullanılsa yani. Konuları ben toplayamıyorum. Çok, çok güzel anlatıyorsunuz ama yani bir program bir akış olmak zorunda. Şöyle yapalım. Şimdi cumaya dönelim. Ha, diyorsun ki mekanın sahibi benim. <laughs> Ben soracağım siz cevaplayacaksınız. Hayır gün, <laughs> sonunda, yaklaşık... gün sonunda zaten Bir şey söyleyeyim. toparlamak zorundayız. Bir Bilmiyorum şey söyleyeceğim soracağım. senin bu hali tavrı terfiden sorun böyle oldu. <laughs> Geçen program böyle değildi sen ne oldu hayırdır? Şimdi o zaman canlı yayında konuşuyoruz madem açık açık <laughs> konuşalım. Yahu cumadan gelelim diye konuşmadık mı tamam. Hani öyle günlerce hazırlanmıyoruz belki ama bir beş dakika kala biz de <laughs> şunları konuşalım ya diye. Ya kardeşim iki orada. gündür evdeyiz bak, kendi başımızda oturuyuz. daha fazla bir söz hakkı verilince ister istemez konuştuk. Pardon <laughs> Takılıyorum İyi ki de anlattın. Hayır bir yakışımız yok. Şaka yapıyorum ben de takılıyorum. Aslında Cuma günü şuraya gitmek lazım. Bir tanesi Cuma günü ECV dedin. Sen çok güzel konu bir yere getirdin. Lagardın bir açıklaması var. Dedi evet. ki başka bankalar yani başka ülkelerden de bize SWAP'la ilgili talepler, e, talepler görüşme, oluyor. Görüşmeler var. Görüşmelerimiz oluyor. Şimdi orada tabii biz yani bizim işimiz gücümüz buradan bir şey çıkarabilir miyiz? Hemen aklın o tarafa çalışıyor. Hemen kendi aramızda da konuştuk. Hani ECB'den bir şey çıkar mı? Bir. İki, Sayın Cumhurbaşkanı'yla e, Japonya Başbakanı Abe'nin bir telefon konuşması, görüşmesi evet. oldu. Hemen oradan da acaba da araya bir sıkıştırmışlar mıdır diye düşündük e, SWAP hattını. Yani çok normal çünkü iki senede devam eden bir süreç e, ve iki liderin bunu... Diğer başkaları yanında konuşmaması kadar yani konuşması kadar normal başka bir şey yok. Üçüncüsü hafta sonu yine Sayın Cumhurbaşkanı Trump arasında geçen bir konuşma, telefon görüşmesi. Evet. Öncesinde e, işte Merkez Bankası Başkanı'nın işte Anadolu ajansına verdiği Pazar öğleden sonra yine bir mülakat ve son cümlesinde Sıvabı eklemesi e, görüşüyor. Özellikle diye. son cümle o bu evet. arada bence. E, evet seçilmiş. O, orada bir ayarlama var. Belli ki e, hani Sıvap vurgusu arada kaynamasın diye. Evet. Ya tabii abi bunlar gayet tabii normal. Tabii tabii canım. Yani ya yani zaten piyasa, doğru. Merkez Bankası başkanlarının en önemli elindeki araçlardan biri de piyasaya bu tip sözlü müdahalelerle. Do doğru iletişim var. yani. Tabii ki doğru iletişim de yani geç kalındığı için o artık sürekli iletişim bazında hani demin sen de dedin ya o Fed'in açtığı pencereden geçen dört tane İYM merkez bankası oldu. Kore, Brezilya, Meksika, Endonezya şimdi biz bence o şansı biraz kaybettik. Öyle gözüküyor. Evet, ben ben de öyle görüyorum. Fed tarafında trenin ben de kaçtığını düşünüyorum. FED Yani tarafında... Fed çünkü diğerleri gibi senin çok pardon, hani dedin ya biraz önce Japonya işte hani ondan sonra diğerlerini de açmak zorunda kalırız diye. Sanki Fed biraz da hani hem bu politik taraftaki hikayeden dolayı arka bahçe, Brezilya, Güney Kore falan hikayesi hem de hani finansal sistemi olan şeyinden, büyüklüğünden dolayı bence orada biraz seçici davranıyor. Yani her ne kadar Fed politik Trump'ın bir sözünü <laughs> Ben öyle çok düşünmüyorum. Yani Fed'in başka dengeleri de gözettiği kanal. Tabii, tabii tabii canım şüphesiz ki. Yani bence Fed tarafı biraz biraz kaçtı bence de. Ee, ama işte İngiltere Merkez Bankası'na dair işte piyasacıların kendi arasında bir beklentisi var. İsviçre Merkez Bankası yine konuşulan başlıklardan. Evet. Hindistan konuşuluyor. Hindistan nasıl çıktı ben bunu anlamış değilim. Yani çünkü Hindistan'ın rezervleri mesela e, IMF metriklerine göre kendisi rezerv zor yetiyor. Hatta IMF'nin metriklerinin aşağısında kalıyor. Yani Hindistan nereden çıktı bu araya nasıl girdi bilmiyorum. Ee, Çin'le niye güncelleyemiyoruz? Aslında bunu da bir kurcalamak lazım. güncel bu, konunun üstüne bir gitmek lazım. Yani Çin'in 3 trilyon dolarlık bir FX rezervin içerisinde Türkiye ile 1 milyar dolarlık bir swap. Tamam, sembolik bir line. Evet, tamamen sembolik yani. Ticaret üstünden sanırım onlar bu olayı sadece o, bakıyorlar. O bence, o bence Çin'in burada bir Çin bankasının BDDK üzerinden onaylanıp işlem yapması için açtığı bir şey bence o. Olabilir. O benim kişisel düşüncem Olabilir. ama yani ben e, burada Orkun'un dediği çok önemli. FED treni kaçmış olabilir ama swap hattı treli kesinlikle kaçmadı. Çünkü ortada ortada yapabileceğimiz çok basit bir finansal mühendislik var. Bu mühendislikte bizim çok önemli altın rezervlerimiz var. Evet bizim sadece 2.8 milyar dolarlık ABD tahvilimiz var. Biz çünkü neden bütün ABD tahvilimizi ABD ile yaşadığımız politik gerginlik sırasında altına çevirdik. Altına çevirdik. E çünkü biz biz de o zaman şu anda şu anda altın bence dünyada bu tip bir anlaşmada ortaya masada konulabilecek bir e, collateral yani şey karşılık. Tabii tabii canım. Net. E, yani bu ECB ile olabilir, İngiltere Merkez Bankası ile, Boj filan. Bence şu andaki dolar fonlama fiyatlaması zaten bizim CDS'imizde açık. Hani biraz daha piyasadan anlayanlar için gidip dolar liborlarına, OAS'lere bakın, dolar fonlama maliyetlerine bakın. E, dolar fonlama maliyeti dendiğinde ben dünyada 3 tane ülke aklıma geliyor abi. Güney Afrika, Brezilya, Türkiye. Bizim bir aksiyon almamız ve bu konuyu da sürekli e, erteliyor olmamız bazı insanlarda rahatsızlık yaratıyor ki fiyata sayın... fiyatlamanın bence bugün istenilen kadar aşağı gelmemesi, geldiği yere kalmamasının nedeni o. Yani sanki piyasa ya tamam neyse bir olsun bitsin imzalansın. Heh. Ondan sonra fiyatlayalım noktasına ben, gelmiş dün bence. Sayın Başkanın ilk Anadolu Ajansı'na düşen açıklamalarını okutup şunu düşündüm. Yani e, Türkiye'de artık bu işle uğraşıp da swap görüşmesinin yapılmadığını düşünen kimse var mıydı ki? Yoktu, Yoktu ama ne olursa olsun Yoktu. yetkili ağızdan duymak bence önemli. Evet ilk resmi açıklamadır ama keşke Mart'ın ortasından sonra negatif ayrıştığımız dönemde e, biz bu görüşmeleri de yapıyoruz ya da yap, yapacağız, gereken adımlar evet. atacağız gibi bir şey gelseydi. Yani Çok hepimiz geç söylüyoruz kalın zaten geç yani. Tabii canım oranın bence tartışacak bir tarafı yok. Ayrıca da, daha önce burada konuştuk o anlaşma yapmış olman, o layını açık tutmuş olman illa orayı kullanacağım manasına evet. gelmiyor. Oranın kullanılması, senin burada uygulamış olduğu politikanın ...ne bileyim başarısızlığı, iflası manasına da gelmiyor. Bambaşka bir şeyden söz ediliyor yani. Ha? Doğru. Ee, bir de şöyle bir detaya artık, gerçekten girmek istiyorum. Yani bu swap konusunda... ...yani tamam bu çok fazla teknik detay belki ama... ...yani Türkiye'de şu fazla dillendirilmeye başlandı. Yani finansal piyasa bilgisinin dışına çıktı artık bu iş. Hani bu bedava bir para, karşılıksız bir para ve e, bu para geldikten sonra bu bir daha vadesinde yerine konulmayacak gibi. Hayır öyle değil yani swap nedir? İki paranın... E... <gülüyor> pardon. <gülüyor> abi, pardon sinirinizi bozmak için yapmadım abi. Bu bir özür diliyorum. Benim de sinirim bozuldu. <laughs> evet abi, İki paranın karşılıklı vadesinde değiştirilmesi. Ya daha basit nedir? Swap dediği bu, bu bir, bu bir yükümlülük. Yani. Aynen öyle. Yani ee, bu böyle bedavadan gökten düşen bize bahşedilen bir para değil. Bu ortaya senin koyduğun kredibiliteden doğan bir şey. Aynen yani öyle. o nedenle burada tartışmanın da ben biraz e, artık farklı bir noktaya gittiğini düşünüyorum. Hakikaten artık ben de sıvap konuşmak istemiyorum. Yani e, çünkü biraz kaydı tartışma. Yani insanlar bu, bizim neden bunu ortaya attığımızı, neden buna ihtiyaç duyduğumuzu, varlık fiyatlamalarına nasıl bir etkisi olacağını. Hani bundan daha ziyade daha farklı noktalara gitti. Yani yarın swap yapacağız kur akşamına 6 lira olacak, işte faizlerimiz düşecek falan gibi. Hani Türkiye'nin tek no şeyi, çıkış noktası buymuş gibi. Hayır öyle ya, değil. Ya arkadaşlar şunun adını bir daha koyalım. Haftalarda burada konuşuyoruz. Bu yaşanan sorun, bu pandemi, bu salgın, Türkiye'nin tek başına sadece Türkiye'nin sorunu değil, Türkiye'nin kendi başına açmış olduğu bir sorun da değil. Yani dünyada işte Amerikan ekonomisinin halini görüyorsunuz. İtalya'yı, İspanya'yı. İşte ben size söyleyeyim bak IMF raporunda Amerikan ekonomisinin 6, Almanya'nın 7, Fransa'nın 7 rakamları çok yuvarlayarak söylüyorum. İspanya'nın 8, İtalyan ekonomisinin 9, Rusya'nın 5,5, Meksika'nın 6,5 küçüleceği varsayımıyla. Almanya 7 mi diyelim? Evet, %7. Almanya kendisi %9 diyor. Aylık tahmin. Evet. Ya ya da şöyle söyleyeyim, daha makro söyleyeyim. Dünya ekonomisinin %3 küçüleceği varsayımından evet. hareketle. Şimdi dolayısıyla bu kadar hikayenin içinde ve bu kadar herkesin hazırlıksız Kimisinin ekonomik manada hazırlıksız, kimisinin sağlık sistemi açısından hazırlıksız. Ve gene şey rağmen bu işin içinden çok iyi çıkıldığını sağlık tarafında herkesin herhalde kabul etmesi gerekir. Aksaklıklar şüphesiz ki vardır. Ama dünyada yaşayan örneklere bakıldığında hikayenin başka bir yerde olduğunu kabul edelim. Ama bunu bir şey haline getirmemek lazım. Yani Türkiye'nin bu gelmiş olduğu noktada bir iç ve dış kaynak ihtiyacı doğdu. Bu nereden doğdu? İşte ya devletin kasasına giren para yok kardeşim. Hayat durdu Türkiye'de yani. Hayat durdu. Geçen ayki hazine şeyinde bak, baktığınızda e, devletin kasasına giren KDV'den fazlasını devlet isteme KDV iadesi olarak vermiş. Fazlasını vermiş yani. Atıyorum bir birim para girmiş. Karşıda bir buçuk birim yani cebine girenden fazlasını devlet ödemiş. Bu kadar işte işletmelerin kapandığı işte bir ticari hayatın durduğu bir sürü insanın işsiz kaldığı yerde devletin bir sürü alacağından vazgeçtiği, vazgeçmediği gerçi ötelediği yerde dolayısıyla devletin kasasına giren para yok ve karşısında da giden para var. Yani işte insanların nakdi yardım yapılıyor, bir takım harcamalar yapılıyor bu şeyle mücadelede. Dolayısıyla buradan çıkan sonucu vay efendim işte Türkiye ekonomi politikaları iflas etti. işte Türkiye ee, bir dış kaynağı muhtaç kaldı falan gibi konuşmak, değerlendirmek yanlış. Ama işin realitesinde bir ne sadece iç kaynak ne sadece dış kaynak bunların ikisini bir potada eritildiği ama doğru bir politikayla doğru bir patikayla yani o merkez bankasına gelen parasal genişlemenin de nasıl tekrar sterilize edileceğinin de bence bir şeye bağlanarak evet. çünkü Türk ben bunu, bunu yakın zamanda ilk defa göreceğim bildiğin bir hani halk tablosu bir para basılıyor şeyde evet. merkez bankasından şimdi bunun sonraki sonucuna dönüp tekrar bir enflasyon baskısı yaratması demek. Ama sen bunu, ki Sayın Bakan kendi e, sosyal medya hesabında söyledi, ama bunu bir ajandaya, belki bir takım parametrelere bağlayıp, hani buradan ne zaman vazgeçeceksin, nasıl bir sosyal hayatın içine bir kademeli geçişi öngörüyorsan, bu ortaya saçtığın parayı da nasıl kademeli geri alacaksın, bunların hepsini konuşmak lazım. Dolayısıyla, ya, ya bir daha söylüyorum arkadaşım, 1 trilyon dolarlık bir para var ortada, 90 tane ülke buraya gitmiş. Bu 90 tane ülkenin içinde ekonomik büyüklüğü, senden daha büyük olan ekonomik şeyi, pastanın büyüklüğü, ekonomik kırılganlıkları senden daha az olan pek çok ülke varken, senin buraya gitmemen ya da işte e, yani bu Türkiye'de zaman zaman oluyor böyle bir mış gibi yapmak. Yani buna ihtiyaç yokmuşçasına davranmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ha sen ya, tedbirini al, kaynağı bul, ondan sonra kullan, kullanma. Çünkü bir de başka bir sorun var yani. Geçen gün Güvensel Koca'yla Fatih Özatay Hoca gene Dünya gazetesi yazmışlar. Bence uzun bir çalışma ama çok faydalı ve okunması gerekir. Biz şu anda bir senaryodan söz ediyoruz. O senaryo ne? Haziran başıyla beraber evet yavaş yavaş artık kademeli olarak dünyanın her yerinde ekonomiler açılmaya başlayacak. Peki Allah korusun bir dalga daha geldi. Şey, ikinci a, dalgayı a, herkesin a, en büyük riski zaten. Açamadın ne olacak abi? O zaman bu kaynağı erişimi de zorlaşacak. Çünkü şu anda bir senaryodan söz ediyoruz ve bu... İyi senaryo aslında. Yani işte bayramdan önce de, bayramda da, bayramdan sonra da ne diyorsan de ona yani. Yakın zamanda tamam işlerin evet. ufak tefek yoluna gireceği varsayımlı hareket ediyorsun. Ya öyle olmazsa? Mert, buradaki en önemli soru işareti nerede? Banka sektöründeki sorunlu kredi artışı ne olacak? Evet. Tamam mı? Asıl bizim kaynak ihtiyacımız nerede? Bizim özel sektörümüz böyle bir dünyada... E, tarihin en büyük likiditesi zaten 9 trilyon dolar şeyden sonra basılmıştı. 2007-2008 krizinden yani küresel finans krizi dediğimiz olgudan sonra Lehman sonrası. Bir de şimdi ondan daha fazla para basılacak. Sadece sadece 1 trilyon doları Fed kurumsal tahvil alımını harcayacağını açıkladı. Evet. Kaya gazı üreticisi kardeşlerin hepsi batık değil mi? batıracak mı onları Fed? Sen de tahvillerinin sikletlerine baktın da batık. He, batık. Fed onların batmasına izin verir mi? İzin, i̇zin vermeyecek. vermeyecek. İşte dün biz kendi aramızda Amerika'da çok değerli Fonyonischitz kardeşlerle konuşurken buradaki en önemli bilinmezlik Türkiye için en önemli bilinmezlik ayrı, dünya ekonomisi için Fed neyin batmasına izin verecek? Amerika'da ne kamulaştırılacak falan filan. Ama biz o sorunların çok çok ötesindeyiz. Biz şu anda şöyle bir Sorunla karşı karşıyayız. Bankacılık sistemimizin likidite tarafındaki sermaye yeterlilik rasyonları çok güçlü olsa da... ...bugün biz başka bir haber akışına uyandık. Nedir? Kamu bankalarının yeniden sermayelendirilmesi, sermayelendirilmesi. haber akışı. Sürpriz mi? Hiç değil. Hatta çok güzel bir çok şey. Çok doğru evet. adım. Sonuçta... Çok doğru adım. Evet. ...ekonomi yönetiminin attığı en kritik doğru adımlardan. Kamu Kesinlikle. bankalarının... Bugün sayın Albayrak'ın değişiyle 59 milyar TL, değil mi? Esnaf, sanatkar, kobi, her türlü işsizlik yardımı, işsizlik artmasın diye parayla izne çıkarılanlar kısa falan kısa çalışma da... deneyim. Bunlar kimin tarafından karşılanıyor? Kamu bankaları, değil mi? Galiba bir paraf kartında kobile yani bir destek verdiği bir yani ben tam olarak bilmiyorum bir işveren çok daha iyi bilir ama şu andaki görüntüde kamu bankalarının yeniden sermayelendirmesi mesela bu bana mutluluk veren bir evet, haber akışı. Aynen. Nasıl abi nasıl Sayın Uysal'ın Anadolu Ajansı'nda verdiği mülakattaki son cümle bu görüşmeler devam ediyor oluyorsa bu da mesela onun kadar önemli bir haber akışı. Kesinlikle. Şimdi ben bunu bakıyorum. Bu nereden olabilir? Eskiden nasıl olmuştu? Ee, şeyden işsizlik fonundan gelen Bir sene önce 4 milyar dolar sermaye koyduk. Evet, Onu da hatırlatalım evet, izleyenlere. Evet, evet, kamu evet. bankalarına. Daha da koyacağız. Ama bu varlık fonu üzerinden mi olacak? Bir borçlanma üzerinden mi olacak? Yani bedelli sermaye arttırımı mı olacak? Ki hiç zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. Çünkü sonuçta e, şu anda bizi dinleyen çok değerli Halkbank ve Vakıfbank e, hissedarları var. Yani böyle bir şeyim olmasın? Ee, benim olayım e, şudur. Kamu bankalarının yeniden sermayelendirme süreci içinde mutlaka ben varlık fonunun bir oyuncu olacağına inananlardan. Çünkü biz gidip yani yurt dışından belirli bir finansman kaynağı bulamayacağımıza göre burada benim demin anlatmaya çalıştığım şey Mert'inkiyle ile çok benzer. Biz şu anda bu krizin daha başlarındayken yani değil mi bu krizin daha aslında küresel boyutu... Kriz haline dönüşmemişken kriz bile belki. Kriz haline dönüşmemişken biz kendimizi bir garanti altına alalım kardeş ya. Gidelim biz Çin'le swap hattımızı tık bir 5 milyar dolara çıkartalım. Biz gidelim Boj'la, biz gidelim İsviçre Merkez Bankası'yla yeni swap hatları kuralım. Peki. Ya bunlar zor değil. Türkiye gibi kaynaklara sahip ve Türkiye Merkez Bankası, TCMB gibi 28,5 milyar dolarlık elinde altın tutan bir kurum için bu anlaşmalara girmek gerçekten zor değil. Bu benim hani Mert sen tabi başka bir olaya değindin. FED tarafındaki evet FED tarafı zor. Peki, 2 dolar. peki bir şey 2. daha söyleyeyim size. Ee, olası bir Çin'le swap anlaşması da Rusya siyaseti sizce faktör müdür? Ben bu işin içinde siyasetin de etkisi eleman olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani. E, değil tabii ki canım. Yani bunlar siyasi kararlar. Siyasi otorite karar veriyor. Ona göre... Ya yani çünkü bu, Türkiye için yakınlaşmasının yani ekonomik aktivite açısından o yakınlaşmanın aynı zamanda Türkiye-Rusya yakınlaşmasına denk gelen bir süreç olduğunu hesaba katarsak şu anda Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin göründüğü kadar da iyi olmadığını hesaba katarsak bence orada Çin tarafı da bizim açımızdan çok şey değil. Zaten dikkat Basan et. seçeneklerden biri Rusya değil. ismi hani piyasacılar dışında hani rezerv rakamlarını bilen insanlar dışında Rusya ismi kimse tarafından dile getirilmedi. Tabi. Yani sadece işte biz rezervler üstünden falan e, dile getirdik. Peki biraz önce sen çok güzel hasta bir yere getirdin topu. E, dedin ki e, sevgili Mertimaz hani bunları bir kurala bağlayıp bir şey koyup timeline koyup önümüze zaman şeyi koyup aslında böyle ilerlemek daha doğru dedin. Şimdi Mart ayında ilk Merkez Bankası'ndan bu COVID-19'a mücadele kapsamında açıklama geldiğinde işte portföyümüzdeki menkul kıymet şeyini artıracağız, rakamını artıracağız. Evet bu %5'ti yıl başlangıcında açıkladıkları rakam. Bunu gerekse üstüne gideriz dendi. Ve işte gördük ki çok kısa bir sürede burada 20 milyar TL'lerden Merkez Bankası'nın bilançosundaki rakam 48 milyar TL'ye kadar geldi. Son rakam itibariyle %7'yi de aktiflere oranı olarak açtı. E, Cuma günü gelen açıklamada ki bu da yine gün içerisinde geldi Aslında biz hep aramızda konuştuğumuzda bunların bu açıklamaların gün sonunda Ya da sabahtan e, piyasa, piyasa kapalı iken gelmesinin çok daha sağlıklı olduğunu İyi anlamda da kötü anlamda da sürekli dile getiriyoruz e, Aslında dikkat ediyorlardı da e, Burada açıkladıkları duyuru da diyor ki birinci maddede işte biz api portföyü kapsamında analitik bilançoda aktif toplamının oranı %10 olarak güncelledik Şimdi burada ilk defa bir rakam telaffuz edildi Zaten 2-3 hafta öncesinde burada e, konuştuğumuzda yani Merkez Bankası'nın yerinde olsak e, TL'nin değer kaybının önüne bir set çekmek için masadaki risklerden birisini kaldırdım. Hani bunlar sonsuz parasal genişlemeye gidiyorlar tartışması. Çok gereksiz bir tartışma. Bir tane set koyarız diyorum. Tabii. Şimdi Merkez Bankası bu %10'la aslında burada e, bir set çekmiş oldu. Ama bir virgül e, diyor ki e, işsizlik fonundan yapılacak işlemler e, bu %10'un dışında tutulur. Aslında bu kadar güzel bir açıklamanın içerisindeki bankaları da destekleyen bir açıklama bankalara ayrı bir repo e, limiti de tanımlanıyor. E, keşke işsizlik fonundan e, buradaki şeyi de boşluk bırakmadan limiti de e, yazsaydık da e, Set mesela, net olarak belirlenmiş evet, olsaydı. Net şekilde herkes bilseydi. Yani aslında Türkler sınırsız parasal genişlemeye gitmiyorlar gibi gereksiz tartışmanın önüne geçmiş olsaydık muhtemelen bundan bir sonraki açıklama gelecek olursa da bu sefer o tarafa bir set Aynen, çekilmiş olacak. E, bu önemliydi. Cuma akşamı ilk bizim hafta sonu e, açıklamalar maratonuna başladığımız süreç. Startın verildi. Evet, verildi. <laughs> süreç buydu. Gazi koşusunun startı. <laughs> evet. Sonra cumartesi günü. Cumartesi günü BDDK'dan BDDK geldi. BDDK'dan bir açıklama geldi. E, bir duyuru geldi bir kez daha. E, BDDK Bankacık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bir süredir, aslında vaktimiz de var mı? Konuya da giriyoruz, var. bir süredir, var 7 dakikamız varmış. Bir süredir siyasi otorite tarafından çok da açık açık, yani kameralarında dile getirilen bir şey var. Ee, özel bankaların bu kredi kullandırma sürecinde halktan gelen bir takım şikayetler olduğunu söylüyorlar. Ve işte özel bankaların da e, elini taşın sokması daha fazla isteniyor. Hatta işte bir ajans haberinde de bankalar birinde bir toplantı yapıldı falan diye de bir haber de yapılmıştı. BDDK başkanı işte özel bankalar düşüncelerini şikayetten iletmişler. Şimdi BDDK bu sefer krediler için şöyle bir hatta biz editörümüzden yönetmenimizden rica edelim. Şu formülü de herkes görecek şekilde bir ekranda verebilirlerse çok daha basit olur üzerinden konuşmamız. Herkes anlar. Şimdi BDDK diyor ki. Yeni bir e, aktif rasyosu diye bir formül getiriyorum ben yine. Evet formülde geldi ekrana çok teşekkür ediyoruz. O bir süre orada kalsın üstünden konuşacağız bol bol zaten. E, ve açıkçası e, bu aktif rasyosunda e, bankaların tümünün ama daha çok özel bankalar üzerinde maalesef bir kamuoyu oluştuğu için e, bir şansı var matematiksel olarak. Bir, ya paydayı yüksek tutacaklar. İki, e, ...paydayı düşürecekler. Ya payı yüksek tutacaklar pardon ya da iki paydayı düşürecekler. Şimdi paya baktığımızda... E, ...BDDK'nın... E, ...formülüne göre... E, ...diyor ki kredilerinizi... ...artı menkul kıymetlerinizi... ...parantez içerisinde çarpı 0.75 ile alırım ben diyor. Menkul kıymetlerinizi. menkul yani 100 kıymetler, liram varsa 75 sayarı. Evet. evet. E, ve bu Türkiye Cumhuriyeti tarafından... ...hazine tarafından çıkarılan kağıtlar... E, Eurobondlar da en son burada ağırlıklandırmada içerisine koydular... Artı merkez ile yaptığın swap işlemlerini de ben yarısı kadar sayarım diyor 0.5 ile ee, bölü TL mevduatını 1 olarak alırım birebir sayarım. Ne varsa yani. Evet. Mesela. Ne varsa artı yine yabancı para mevduatını da bu sefer diyor 1.25 ile şey yaparım ee, pay, bu, çünkü paydayı e, düşük tutmanız lazım ve aslında burada çok net ki bankaların bir e, çıkar yolu var burada ya kredileri artıracaklar. <laughs> İki, hazinenin... Ya e, dibizi alacak. Evet, dibizini alacaklar ki bugün 2 yıllıkla 10 yıllık tahvil fazilinde gördüğümüz 300 basman... Matematik puan. olarak ya payı büyüteceksin evet. ya paydayı küçülteceksin. Hani biraz <laughs> evet. daha dinleyenlere böyle detaylı anlatmaya çalışıyorum. 300 baspan 150 basman aşağı yönde hareket gördük. Bunlar hani durduk yerde bir günde olacak tabii, hareketler. Tabii. Ki, ya, Cuma günkü yükselişin Sürekli bonos satan, tahvil satan, yabancıya da çok enteresan i̇ki, bir e, hafta sonu sürpriz oldu. Evet, aynen öyle oldu. <laughs> e, Payda da da... Muhtemelen TL faizlerde, mevduat faizinde ya da YP mevduat faizinde bir miktar aşağıda e, hareket görmemiz çok normal. Yani mutlaka bankalar bu tarafta bir güncelleme yapacaklar. Ya da buradan e, ki ayarlamayla düşük faizle özellerden belki de kamulara bir miktar mevduat tarafında bir kayış olacak. Şimdi cumartesi günü biz bu formülle e, güne başladık. 12'de de Sayın Akbe'nin açıklamaları vardı. Anadolu Ajansı'nın açıklamaları. real sektörün işte ihtiyacı olan finansmana daha kolay erişmesini istiyoruz diye ya bunlar siyasi otoritenin düzenleyici kurulun e, kurumun vereceği kararlardı ya yani bunlara çok fazla diyebileceğimiz bir şey yok ama ben sadece ilk okuduğumda şunu düşündüm yani çok fazla düzenleme geliyor yani ve bu düzenlemelerin frekansları artmaya başladı e, bu bu yerde hani bir böyle bir gereksiz bir gerginlik oluşturuyor gibi. Ne, neye neden oluyor biliyor musun biz bunu daha önce yaşadık bir sorun varmış ama bunu bir bütünsellik içinde çözme konusunda bir zafiyet var. Her gün yeni bir adım atmak gerekiyor. Onu parça parça attığın anda da zaten et, yani beklediğin etkiyi de yaratmıyor. Çünkü diyor ki ha bu geldi şimdi bunun arkasına başka bir şey gelecek. Başka bir şey gelecek. Hani şunu bir derli toplu halde şey olsa çok daha fazla fayda edeceğini düşünüyorum ama gerçekten bu ara tabii yani şey sayısında fazla var işte. BDDK'dan geliyor, Merkez Bankası'ndan geliyor. Farklı kurumlardan. farklı yani. kurumlardan geliyor ama neticede piyasaya düşen haber sayısı olarak baktığında hani her gün bir haber ve hakikaten oturup üzerinde kafa patlatman gereken, üzerine çalışman gereken içerikli şeyler olduğu için de şey oluyor. Yani izinle birkaç şey söyleyeyim mi bu konuyla ilgili? İki var. ikinci yarıda ya, daha detaylı bir, değineceğiz Birincisi şunu söyleyeyim. Bir ülkenin daha önce hep konuştuğumuzun tekrarı olacak. Ekonomik sistemini bu kadar bankacılık sistemi üstüne inşa ettiğinde yapısal olarak bir yani sorunlu bir dönemde böyle bir sorunla karşı karşıya kalmamızdan daha doğal bir şey olmaz iki e, sistemin özel bankalar ve kamu bankaları olarak bu kadar ayrıştırılması ve tartışmanın bu kadar Halk derinleş, yapılması da derinleştirilmesinden evet. çok memnun değilim kendi adıma Yani Cis, Türk bir Türk siyaset Bankası... siyaset olarak görmeye başladım yani finans sektörü konuşuyoruz ama burada bir siyasi bir şey var olarak görmeye yani, başladım ben be, be, benim açımdan şu Türk bankacık sistemi vardır kardeşim. Değil mi? Evet. ha kapalı kapardığında ne konuşuluyorsa konuşulur. Özel bankaların gerekli desteği vermediği konusunda benim gözlemim ve izlenimim doğru. Ama bana gelen çok da şey var mesela. Kamu bankalarından şikayet de var. Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii memnunum estağfurullah. Diyorsun ki bu yönde şikayetler var geliyor. Sektördeki bugün eski bankacılık analisti birçok arkadaşla konuştuğumuzda, abimizle konuştuğumuzda yahu bu aktif rasyosunda e, bankalar arasında çok farklılaşma olacak mı diye sorduğunda Aldığımız cevapta %100 civarında hepsi aslında bir yerde oluşuyor. Özeller nezdinde konuştuğumuzda. Kamular zaten önde. Yani kendi BDDK'nın oluşturduğu bu formülasyona baktığında aslında o kadar da bir şey yok gibi gözüküyor. Şimdi ben başka bir taşıyacağım konuyu. Biliyorsunuz yakın geçmişte ben hakikaten Işık'taki şey ben doğmadığı için hafıza BDDK ve Merkez Bankası bir uygulama yaptı. Ne dedi? Dedi ki kardeş kredi teşvik etmek için sen kredi ver. Sen kredi verdikçe ben senden daha zorunlu karşılık alacağım ve aldığım bu daha az zorunlu karşılığında daha fazla faiz vereceğim. Yani ortaya bir havuç koydu. Dedi ki veriyorsak krediyi yararlanırsın bundan. Vermiyorsan Orkun yararlanır. Kusura bakma Işıkçım sen yararlanamazsın. Burası eyvallah. Ortada bir ödül sistem var. Ama bu bu bir yerde ceza sistemi. Çünkü neticede orada bir sermayeler var. Orası bir özel banka. Her ne olursa olsun. Çünkü bir tarafta kamu var. Yani en sonunda dönüp bunu yapılan uygulamayı bir kamu zararı olarak yönetmek ya da anlatmak çok kolay bir şey. Ama Karşı tarafı bu kadar ya kredi vermezsen seni cezalandırırım noktasına taşımak bence serbest piyasa dinamiği içerisinde çok anlatılabilir, anlaşılabilir bir şey diye açıkçası. Tabii bu düzenlemeleri teşvik etmek başka bir şey. Evet. Cezalandırmaya yönelik bir adım ya da algının öyle oluşması başka bir şey. İkinci yarıda devam edelim, şu ceza kısmına falan da bir değinelim hep beraber bekliyoruz. Görüşmek üzere. Araya gitmeden önce BDDK'nın özellikle Cumartesi günü aldığı kararı konuşuyorduk bankalar üstünden. Ee, bir formülden bahsediyorduk. Tekrar rica edelim arkada o da olsun ee, yönetmenimizden rica edelim. Biz de üstünden konuşacağız zaten bir süre daha. Nerede ee, bırakmıştık? Sen anlatıyordun, ben senin sözünü kesmişim. Tekrar Hayır, bir şey yapalım. Ya ee, öz, özetle şu yani e, Evet kamu, kamu otoritesi BDDK aracılığıyla e, kredi verilmesinin kredi verilmesini istiyor. Ve burada kamu bankalarının elinden geldiğince yeterli desteği sağladığını ama özel bankaların bu konuda gerekli desteği sağlamadığını düşünüyor. Ama şu yanlış anlaşılmasın, düzenleme tüm bankacılık sektörüne tabii, gelen bir Tabii ki canım, düzenleme. BDDK hani, dediği şey, bütün Türk bankacılık evet. sistemini denetleyen ve düzenleyen kurum netice itibariyle. Ee, dolayısıyla buradan, e, yani de, son söylediğim bir kez daha söyleyeyim. Teşvik etmek başka bir şey, cezalandırmak başka bir şey. Şikayetler olduğu doğru, Sayın Bakan oranla söylüyor yani krediyi 21 ile 22 ile kullandırmaya çalışıyorsunuz. Yapılandırmaya şey yapmıyorsunuz, sıcak bakmıyorsunuz. Mevduatını çekmeye çalışana ceza uyguluyorsunuz diye bu kadar rakamla veriyle konuştuğuna göre mutlaka belli sayıya ulaşmış bir şikayet var demek ki. Ama yani sorunun temelinde bence yapısal manadaki sorun burada haftalardır konuştuğumuz sistemin bu kadar bankacılık sistemi üstüne inşa edilmiş olması. Yani daha geniş, daha tabana yayılmış bir sermaye piyasası biraz daha bu pastanın içinden kendine pay almış olabilse bu kadar aslında bu konu tartışılmayacaktı. Evet yani bunu Sayın Bakan'la da kaç defa toplantıda da kendisi de dile getirdi. Bize söyledik yani burada da her hafta anlatıyoruz. Anlatınca da insanlar hani kendi kendi kendilerine işte e, e, birilerine bir şeyler mi söylüyorlar diyor. Hayır yani bu şirketlerin borçlanmaya çıktığı, kendi o piyasanın doğru düzgün çalıştığı, kredi, mevduat, işte dolar, altın dörtgeninden çıktığımız bir sermaye piyasasını bu yüzden istiyoruz aslında. Bu Aynen öyle. şeylerin tartışmalarını da ötesine geçmek Bu arada için. bugünün sorunu değil evet. yani çok benim meslek hayatım geçti bu şeyle. maalesef bence Türkiye'de sermaye piyasası daha büyümesi gerekirken büyümedi. Yani daha da kadük kaldığını söylemek mümkün ama bunu bir eleştiri olarak değil bir tespit olarak söylüyorum ve maalesef ki bir daha söyleyeyim. Sistem böyle inşa edildiği için yani bir finansal mimari sorunu var burada. Böyle inşa edildiği için rüzgarın böyle size ters estiği, senin kendi gündemle ya da dışarıdan gelen bir gündemle ters estiğinde de ister istemez sorunu çözümü bankacılık sisteminde aranıyor. Ee, mevzumu yani kredi verilmesi isteniyor. Tabi burada kredi verilmesinden kasıt aslında yeni bir kredi talebi arayışı falan da yok. Yani bu iklimde kimsenin gidip yatırım yapacak hali falan yok. Orada yeni krediden kasıt kredilerin yapılandırılması, belki bireysel manada başvuruların biraz daha e, esnek davranılması gibi. Ama bir kez daha söyleyip ya bana iletilmiş çok mesaj var. Kendi üstümde bunu bir yük olarak görürüm. Benim kendi arkadaşlarım da var. E, i̇şte hane halkı gelir 5 binlerin altında olan vatandaşlara 10 bin liralık esnaf kredisi diye verilen ya da işte hane halkı kredisi diye verilen hani 10 bin liralık krediye başvuran insanlara üst limiti 10 bin lira olan krediye Cep telefonlarına krediniz onaylandı diye mesaj geliyor ve insanlar hesaplarına girdiğinde ya 3 bin lira görüyorlar ya 5 bin lira görüyorlar. En azından kaynak bu kadar olabilir onu eleştirmem ama iletilen mesajın bence biraz daha düzeltilmesi gerekir. Ben kendi çalıştığım kurum üstünden söyleyeyim. Başka hani sektör adına konuşmak zaten haddime değil de yani girdiğim toplantılardan da biliyorum. Ee, hep genel müdürümüz Hakan Bey söyler insanlara e, ödeyemeyecekleri faizler asla olmasın. E, müşteri bizim için çok önemli. Zaten ortağımız olarak görüyoruz hepsini. E, münferit örnekler midir? Genele yayılır mı? Bilemiyorum. E, bu açıklamadaki e, bir önemli... Sana, sana hiç söz vermedim biliyorum ama hemen getiriyorum topu. E, Önem ya bu ceza kısmına değineceğim açıklamadaki. Diyor ki kanunun 148. maddesinin 1. fıkrasının A bende uyarınca baz alınacak aykırılık, tutar, aykırılık tutarının e, aşın aşım tutarının ilgili ay sonu itibariyle ar, yani aktif rasyos değeri, yüz, e, değeri e, mevduat yüzde %100'ün altında kalanlarda katılım bankalarında %80'ün altında kalanlarda işte e, şey uygulanır. Burada da gidip baktığında o maddeye işte 500 bin liradan az olmamak şartıyla %5'i kadar aradaki farkın bu aylık ortalamanın e, haftalar bazında ve ay sonunda bakılacak. E, %5'i kadar aslında bir cezai şey çıkıyor. Orkuncum oradaki mesele uygulanacak cezanın parasal büyüklüğünden ziyade orada bir ceza sistemini evet. getirmiş olması. Evet aynen öyle. Yani bankaların aktif kaliteleri Tek, tekrar Tekrar ediyorum. Ortada. Teşvik etmek ortaya bir havuç koymak bu işi benim istediğim gibi yapan bundan nemalanır demek başka bir şey. Bunu benim istediğim gibi yapmayana cezalandırım yani yasal çerçevenin içinde kalmak kaydıyla şüphesiz ki cezalandırım demek başka bir şey. Evet. Işık Ökte? Evet. Ben ee, ben konuyu konuyu ee, şu andaki görüntüde e, basitçe şuna indirgiyorum. Türk ekonomisinin şu andaki bir numaralı sorunu işsizlik. Doğru. Ben öyle görüyorum. Doğru, doğru. Dünyanın Piyan, meselesi. Düny Dünyanın yani. sorunu. Dünyanın meselesi. Evet. Yani biz belirli üretim ağları için ne bir ülkeyiz? Ama biz hizmet sektörü ağırlıklıla bir ülkeyiz. Doğru. Biz. Bir turizm sektörümüzü kaybettiğimizde biz bir restoran sektörü kaybettiğimizde eğlence sektörünü 1.3 milyon insan bu sektörden yemek yiyor. Bu aileleriyle katta 5 milyon eder ha, neredeyse. Şimdi baktığımız zaman Sayın Albayrak haklıdır. Kamu bankalarının kredi büyüme hızıyla özel bankalarınki aynı olamaz zaten böyle bir dönemde. Fakat olaya başka bir yerden bakmamız lazım ki artık insanların böyle sıkışmış siyasi söylemlerden çıkarak şunu görmesi lazım. Bankacılık sistemimizdeki zombi dediğimiz sayın yine aynı yere geliyorum. Hiç sayın yok. Hakan Ateş'in, sayın Adnan Bali'nin ilk önce ortaya koydukları konuşmalarında ve mülakatlarında ortaya koydukları olay nedir? Artık bizim bunu anlamamız lazım. Biz bazı şirketleri hayatta olmaması gereken. Ben hayatımda, evet ben yani 22 yaşından beri piyasaları çalışıyorum. Kapitalist sistemin çoğu şeyine de inanmıyorum. Ama kapitalist sistemdeki en önemli insanların anlaması gereken şeylerden bir tanesi bir kurumun öldürülmesi yaşamasından daha. Elzemse daha doğruysa kapitalist sistem onu yapar. Ya sistem bir kere şöyle çalışır kardeşim. Girmek evet. ne kadar serbestse Mesela, çıkmak da o kadar evet. serbest. Şimdi, şimdi Türkiye'de ne yazık ki bu zombi şirketlerin bankacılık sistemimizin sermayesi ve likiditesi üzerindeki etkisini biz bir türlü hesaplayamıyoruz. Bilmiyoruz. Evet. Bunun hakkında biliyorum diyen. Ben Türkiye'nin en iyi bankacılık analistleriyle, Londra'nın Türkiye, Londra'dan Türkiye bankalarına bakan ve rapor çıkartan en iyi insanlarla konuştum. Diyorlar ki onu Allah bilir diyorlar. Şimdi böyle bir sistem içinde kamu bankalarımızın bak çok mükemmel bir hareket. Yeniden sermayelendirme tabii, tabii. programı nasıl olacağını bilmiyoruz. Bugün haberlerde okuduk. Eee İki, bu kredilerin döndürülmesi mi daha iyi bir şeydir? Bu aslında finansal ya da reel sektör ya da hizmet sektörü faaliyetinde olmaması gereken şirketlerin öldürülmesi mi daha iyidir? Şimdi burada tabii felsefi konular da işin içine giriyor. Mesela o işte dediğim gibi Sayın Ateş'in Cumhuriyet Gazetesi'ndeki röportajında da o konular vardı. Bence o bütün Türkiye'ye 83 milyonun okuması gereken ve aslında bizim şu anda bu masada bugün Sayın Albayrak'ın ve takımının açıklamalarıyla biz çünkü neye uyandık bir anda bir cumartesi sabahı BDDK'dan aktif rasyosu diye hayatında bankacılık analistliğini 20 küsürse de kariyer olarak yapmış insanların bile bilmediği bir rasyoyla uyandık değil mi? Biz buraya nereden geldik? Onun da açıklanması lazım Türk insanına. Buradan geldik. Şimdi Türk bankacılık sistemi inanılmaz güçlü. Türk bankacılık sistemi SYR'ler bazında, kısa vade likidite bazında inanılmaz güçlü. Ama Türk bankacılık sektörünün içindeki zombi riskini kimse bilmiyor. Şöyle bir ortamda biz neden o zombileri yaşatıyoruz? O da net. Çünkü o zombiler de Değil başkalarına değil mi? batırmasın diye. Hayır, o zombilerin başkalarına ödemeleri var ve o zombilerde bizim manyak bir istihdamımız var. Yok. Değil mi? Yüz yani, binlerce ya, insan çalışıyor oralarda. Arkadaşlar netice itibariyle... Şimdi onları Mert, son sözümü Pardon, soracağım. Affedin, Sana bırakacağım. Buralara biz oradan geldik. Bu tip krediler Amerika'da yok mu? Dünyanın her yerinde var. Dünyanın her yerinde var. Ama oralar para basabiliyor. Bir rezerv para birimi olduğunu adam ne diyor? Kurumsal tahvilleri alım Orada başka türlü şeyler var. Adam olmazsa oradan geliyor. Tarihin gelmiş geçmiş en önemli Merkez Bankası Başkanı. Dur kardeş diyor sen Citibank'sin, sen Goldman Sachs'in. Önemli değil diyor. Taktiği hazineye yüzde yirmi para koyuyor. Onun bir kısmını kamulaştırıyor falan filan. Gördük mü abi bunları? Evet, gördük. Aynen. Yine göreceğiz. Aynen. Yine göreceğiz. Hava hava yolları bu, bu yola gidiyor. Aynen. Hava yolları bu yola gidiyor net. Ama şöyle konuşuyorum. Yani biz buralara ve Sayın BDDK Başkanı'nın Akbel'in yaptığı açıklamaların hepsi doğru olsa da ilk önce biz insanlara biz neden buralara geldik? İşsizlik oranımız %14. Evet abi biz insanlara para ödemek zorundayız ki bu zombi denilen şirketleri çevirmek zorundayız ki işsizlik oranımız daha da yukarı gitmesin diye. Bank, bankacık sektörünün tamamına ihtiyacımız var. Şimdi, bu kadar açık sadece tartışmaya Tabii, tabii Yani sadece şunu söyleyeyim. Netice itibariyle bizler burada bir siyasi yükümlülüğü olan insanlar değiliz. Yani fikri olarak fikrim yani fikren paylaşıyoruz Biz tabii. ki. korumları ha, ha geçen hafta da e, bunu konuştuk hatta bu zombi şirket şeyini. Tabii bunun siyasetçi açısından bir faturası var. Yani Net. bu kararı almanın, bunu söylemeye ha, faturası Net. var ve Türkiye gibi hani gözünü açıp kapama süresindeki sıklıkta seçim yapan ülkede zaten bunu hayata geçirmeyi beklemek çok kolay değil. Bu senin söylediğini yani geçen hafta benim söylediğimi bugün senin e, yinelediğin mevzuya gelince hani ya, bu da gol oldu yani tamam mı? burada yani artık o o gün bugün de değil. Yani bugün de artık hani böylese bir dalga gelmişken bu ayıklamayı da buradan yok, yapamazsın. Imkan Ama yok. önümüzde bir zaman açıldığında artık bunun ya bu fatura tüm ülkenin faturası kardeşim tamam mı? Bunu herkes ödeyecek. Ben de ödeyeceğim, sen de ödeyeceksin. Hangi parti oy verirse versin, vatandaş da ödeyecek, işçi de ödeyecek, memur da herkes ödeyecek bunu. Evet. Bu fatura hepimizin. Çok enteresan bir şey diyorsun. Bak 3 adım sonrasını anlatıyorsun şu anda. Evet. Dolayısıyla buradan yani ben yapıldığını düşünüyorum çalışmanın ama bir yani siz var mıydınız o toplantıda Ben bunu Sayın Bakan'a da söyledim. Sayın Bakan bana dedi ki bu ülkenin batırılacak bir tane şirketi işsiz bırakılacak bir tane vatandaşı yoktur. Sosyal olarak baktığında şüphesiz ki haklıdır. Sosyoekonomik olarak çok haklı evet, bakan. Ama işin rasyonel evet. tarafı, yani verimlilik tarafına bakıldığında arkadaşlar şunu kabul edelim, bu ülkede ciddi bir verimlilik sorunu var. yani. Bu özel sektörde de var, kamuda da var. Bunun özel sektörde olduğunu şu Covid-19 hepimize gösterdi değil mi? Tamam. Yani aslında bu kadar büyük ofislerde ihtiyaç yokmuş. Hepimiz evde laptopla çalışabiliyormuşuz. O kadar araba kiralanmasına gerek yokmuş, o kadar elektrik yakılmasına gerek yokmuş, bir sürü şeye gerek yokmuş aslında. Zaten bundan sonra o İstanbul'da o yeni yapılan ofislerde göreceğim onlar <laughs> ne kadar kiralar <laughs> düşüyor orada. Aynen Her. öyle. Ha, bu bu kamu tarafında da böyle. Yani bir tasarruf sorunumuz var ve bir verimlilik Gizli sorunu var. Gizli işsizler ortaya çıktı. Tabii. Ya. Ve şunu söyleyeyim ya bunun netice var. Siyasetçi çözecek ama bunun bir siyasi faturasının olduğunu ya yani bir oy kaybına neden olacağını hani. Herkes biliyor canım. Ben bilmiyorum yani bunu. Ya da siyasetçi bilmiyor bunu. Yani bugünü kurtarmak, biz bazen şunu yapıyoruz ya, çok sık yapıyoruz yani. Sadece yarını kurtarmak için gerçekten gelecekteki şeyden bir şeyleri bugüne çekerek yapıyoruz ya da işte halının altına süpürmek dediğimiz ya da fayda enerji biriktirmek dediğimiz ama neticede bu sorun çözülmesi gerekir kardeşim. Evet. Geçen hafta anlattım. Zombi şirket dediğin şey serbest piyasa oluşumuna engel olur. Engel. Ker kar zarar kavramının ortadan kalmadığı, kalla cironun aynı şey zannedildiği yerde adam öyle bir fiyatla mal satmaya başlar ki işini doğru fiyatla belli bir kar marjı satan adamı da alır götürür. Bunları ayıklayamaz. Yani ne kadar ki tekel olup fiyatı el birliğiyle yukarı çekmek ve orada işte insanların yüksek fiyattan mal satmak doğru bir şey değilse piyasa kuralına aykırı bir şeyse bu da piyasa kuralına aykırıdır. Ve bu sorunun bir daha söylüyorum artık bugün çözülecek ve bugün konuşulacak konu değil bu. Çünkü işsizlik dediğiniz şey dünyanın meselesi haline geldi. Ama buradan çıktığımızda ya yani her ne olursa olsun kapitalist sistem sürekli bir kriz üretir zaten. Bu böyledir. Ama yeni bir şey gelene kadar da hal hani bir sağımızı solumuzu toplamamız lazım artık yani. Doğru. E, son bir eklemede benden olsun. E, herhalde katılacaksınız diye düşünüyorum. Yani sen önce söyle de. Eee BDDK bizi BDDK'dan son bir yılda gelen açıklamaların e, bu kadar basit sade olması yani hakkında teslim edelim. Orada iletişim tarafında işini yapan arkadaşımızın, ee, yani açıklamalar açıklamalar ben çok, çok ciddi orada bir toparlanma evet, oldu evet, bu doğru, kadar teknik konuların bu kadar basit anlatılması çok ciddi başarıdır. O o orada kesinlikle haklısın. Hem e kimse kimseyi aramıyor artık. Ya bir sen öncesini evet. hatırlarsanız hem... birbirimize soruyorduk ne diye ne, ne bu falan Hem BDDK'dan, yani. hem TCMB'den hem değişik kurumlardan SPK'dan gelen açıklamalar çok net. Bu zamanda da net olması gayet şey çünkü. Yani normal zamanlardan değil çok anormal zamanlardan geçiyoruz. Bir aksiyonlar alınıyor, bütün dünyada aksiyonlar Tabii alınıyor. Bak hala ne konuşuluyor bugün? Avrupa Merkez Bankası bugün diyor ki hayır hayır biz kötü banka evet. kurulumunu reddediyoruz diyor. Kötü banka kurulumunu 2018 kur krizimiz sonrası Adnan Sayın Adnan Bali İş Bankası Genel Müdürü ortaya atmıştı. Doğru. Aynı şeyleri Üzerinden iki sene geçti Avrupa Merkez Bankası konuşuyor. Aynen. Neden? Çünkü adam bakıyor ya bizim lokomotifimiz Almanya diyor. E, e, i̇yi ihtimalle yüzde yedi daralacak, kötü ihtimalle yüzde dokuz daralacak. Allah acaba diyor bizim NPL'ler ne olur hoca? Onlara bir kötü banka kursak mı? E, tamam abi. Çünkü o kadar yani bu, bu konu konuşulacak tabii ki yani ne, ne konusu konuşulacak yani başka. Başka bir konu konuşulacak. Yok yani Avrupa bankacılık sistemi, oraya gidecek. Yani ben şu anda hani öyle bir rapor okumak istiyorum ki bir tane adam bana gelsin, sorunlu kredi oranı Avrupa bankacılık sisteminde Almanya %9 küçülürse ne olacak onu anlatsın. Ben onu bekliyorum. Ya da bu ortamda zaten problemli %10, 11'lerde olan İtalyan bankacılık sistemindeki enflasyon oranı, sorunlu kredi oranı ne olacak? Ne olacak? Değil mi? değil mi abi? Ya yani bu konuşulacak. Hani dünyanın buraya geldiği zamanlarda BDDK'nın, SPK'nın, TCMB'nin, Sayın Albayrak ve e, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın attığı adımlar da her gün açıklama gelmesi de gayet normal. Ben hala orada bir şeyim var yalnız, bir şerhim var. Daha bir bütünsellik içerisinde bir paket olarak açıklanmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kez daha söyleyeyim, bunu yaşadık. Her gün gelen karar sanki böyle bir panik varmış... Ve bir o paniği yansıtıyormuş gibi algılanıyor piyasada. Bence onun önüne daha, derli toplu tam doğru ifade değil ama... ...daha bir paket, daha bir bütünsellik içine gelmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bir kap içerisinde en azından herkesin her şeyi gördüğü. Peki Merkez Bankası'na geçelim. Bu hafta e, 22'sinde 22'sindir. ayın Merkez Bankası'nın toplantısı var takvimde halinde. Geçen ay e, tüm dünyadaki furyaya Merkez Bankası ayak uydurarak e, erken takvimi öne çekmişti iki gün. 100 bas puan indirmişti tek haneye getirmiştik politika faizini Yani politika faizinin artık çok fazla bir anlamı var mı Aynı, bilmiyorum aynen, Farklı kal, kanallardan Merkez Bankası zaten sistemi fonluyor Ağırlıklı ortama fonlama maliyeti 9.05 Piyasa beklentisi Forex'in bir anketi vardı 50 bas puan Sevgili Neslan Köroğlu'nun toparladığı Orada gördüm ee, bir indirim bekliyor. Biz de 50 bas puan bekliyoruz. Dün itibariyle biz de paylaştık yani deniz yatırımı olarak düşüncemizi. Ee, kur tarafı evet PPK'nın dikkatine girecektir. Ee, ama bence bu yerlerde sürünen talep e, yani ek bir enflasyonist baskı oluşturmaz. Ay sonundaki enflasyon raporunda da aşağı yönde 8.2 güncellenir diye anladım ben Uysal'ın, Sayın Uysal'ın açıklamalarından. Normal. Ee, böyle gidişle herhalde Merkez Bankası sanki daha böyle 8-9 arasında bir noktaya politika faizini e, yıl içerisinde çekecek gibi duruyor. İznimin bu. <laughs> Ama tabii kur, e, yani Merkez Bankası bir kur hedefi yok. En azından resmi olarak açıkladı. Ama arka tarafta tabii çalıştığı enflasyon tahminlerinde e, büyümedi. Kurun geçişkenliği var evet. yani kullandığı, baktığı rakamlar vardır. Ee, bir miktar daha sanki kurulda öne çıkarsa da bir 25 bas puanla şey yapar ama hiç yapmayacağını zannetmiyorum faiz indirimine. Ee, bana bir soru. Söz hakkı bana mı verdin? Estağfurullah. Valla yani geçen şeyde toplantı senin de söylediğin gibi iki gün öncesine çekilmiş ve faiz kararından ziyade orada atmış olduğu likidite adımları ve açıklamalar daha fazla dikkat çekmişti. Ee, bu Perşembe 23 Nisan olması sebebiyle çarşamba günü yapılacak ve saat 14'te açıklanacak. Eee... Ya ben kur biraz da aşağılarda kalsaydı, söylediklerin hepsine katılıyorum. Yani bir kur hedefi yok tabii ki şüphesiz ki. Ama kur biraz da aşağılarda olsaydı bir 100 bas puanla gelmesine çok şaşırmazdım ama benim de tahminim bir 50 bas puanlık faiz indirimiyle geleceği. Ee, yani bir indirmeme ihtimali olmadığını düşünenlerdenim. Ee, ama şunu da söyleyeyim. Gerçekten içinde bulunduğumuz bu konjonktür, dünya konjonktürün artık alınacak bu faiz kararının çok da fazla bir e, anlam ifade etmediğini yani bu Herkes kadar, zaten indiriyor. Bu kadar gevşek bir para ve maliye politikasının dünyanın her yerinde e, uygulandığı bir yerde hani oturup da şimdi hakikaten dakikalarca şu keyifli programda 25 indirirse ne olur, 50 <laughs> indirirse ne olur tartışmak bence artık biraz şey anlamını yitirdi bence. Ee, bir rica edelim arkadaşlardan bir, bir Doğat faizi, e, sepet kur grafiği vardı. Onu da arka tarafa e, verebilirlerse benim getirdiğim e, Evin üstünden çok daha net konuşma imkanımız olur. Çünkü e, şu, orada şunu görüyorsun. Merkez Bankası faiz indirirken aslında bir 25-30 bas puan mevduat faizleri bir ayda son bir ayda yukarı geldi. Hadi, hadi. Ee, evet bu grafik e, fonlama maliyetiyle mevduat faizi gördüğünüz gibi aslında başa baş gidiyor. E, ama sepet kur'a baktığınızda e, son dönemde özellikle ilişki e, kopmuş durumda. Yani eskiden bunlar birlikte hareket ediyorlardı. Bu da e, hem Merkez Bankası'nın e, hem bir süredir zaten %24'lerden beri politika faizini e, bu aşağı doğru çekmesi tüm dünyadaki e, mevcut düzen e, böyle bir görüntünün oluşmasına neden oldu sen ne dersin şu kökte merkez bankasına ne bekliyorsun merkez bankası e, hani bazı zamanlar vardır bir kararı verecek olan insanın elinde bir bilgi vardır o kararı ona göre verir şimdi sayın Uysal, sayın Murat Çetinkaya o karara imza atacak merkez bankası HPK üyelerinin ee, elinde şöyle bir bilgi var. Şu anda bu masadaki bizlerde ya da Türkiye'de başka insanlarda Sayın Albayrak ve takımı dışında olmayan Swap hattı görüşmeleri nasıl gidiyor? Tabii. Evet. Swap hattı görüşmeleri iyi gitmiyorsa, iyi gitmiyorsa Mert senin dediğin 1 trilyon dolarlık kısa vade ki çok güzel bir çalışma var orada. 4.6 milyar dolar IMF'den alabileceğimiz çalışması. Onu görmüşsünüzdür yabancı. Orada bir, bir, orada bir çalışma daha var. Evet. Hatta daha yüksek Evet. Daha, yani 7 7.5'lara gidebileceğini örelik de bir evet. 4.6 milyar ya, dolar minimum. Minimum 5 kat gibi bir para var evet, ortada doğru. yani. Evet. Şimdi böyle bir çalışma varken şimdi Merkez Bankası'nda hani önceden bu bilgi darcı oraya karara imza atacak insanların elinde var. Tabii canım. Bizlerde yok. Onun için Merkez Bankası'ndan 50-75 yani yukarı faiz indirimleri gelirse ben bu anlaşmalardan birini yaptığımız ya da yapmaya çok yakın olduk. Yapmaya çok yakın olduğumuzu anlayacağız. Yanlış anlaşılma olmasın dinleyenler. Daha agresif bir, değil mi? Beklentinin evet. üstünde bir faiz agresif, indiriminden bahsediyoruz. Agresif faiz indirimi. Çünkü kardeşim, yani özür dilerim ben burada gerçekleri konuşmamız lazım. Dolar TL'nin 6.38'den başlayan yukarı hareketi, gelişen ülke para birimlerinin e, dolar fonlama sıkıntısı içinde, özellikle gruplandırıldığımız ülke Brezilya Real, Güney Afrika Randı nın satışlarıyla başlayan 6.38 ondan sonra bir anda 6.80'lerin üzeri sonra Georgia ve açıklamalarıyla gördüğümüz 6.62 ondan sonra 6.62'den sürekli 6.6.90 değdi neredeyse yani. Tabii 6.6.98'e doğru yukarı hareket. Şimdi Böyle bir yukarı hareketlilik işte dolar tl 6.94'teyken kısa vade zımmi oynaklık oranları dolar tl'de sürekli yükseliyorken CDS'imiz 650 bas puandayken Merkez Bankası üyelerinin 75 bas puan üzeri bir faiz indirimine imza atıyor olmaları bana çok net bu anlaşmalardan birine ya kısa vadeli swap çünkü sonuçta swap anlaşmaları biliyorsun 0-84 gün vadeli oluyor. Ya da Mert senin dediğin yine sen çok güzel anlatıyorsun onu. insanlara yine bir 28. defa anlatalım. IMF standby anlaşması değil. Bu IMF'nin ABD hazinesi ve FED üzerinden bak kardeşim sen dünya problemleriyle uğraşmaya son 40 senedir çok yetkili bir kurumsun. Ben seni bu olaya atıyorum deyip onlara 1 trilyon dolarlık cephane açtığı anlaşmadan yakın olduğumuz. Yani 75 ve üzeri bas puan faiz indirimi bunlardan biri geliyor. Faiz indirimi yok ya da faiz indirimi 25 hiçbir şey gelmiyor. Ben yani oradan bir kendi kendimize e, basit, basit çıkarım yapabileceğimize inanıyorum Orkun bu, bu konuda. Hani ben Merkez Bankası ne yapmış hiç de önemli değil. Zaten dünya likidite içinde yüzüyor. Bize ha, o likidite bize gelmiyor hatta bizden çıkıyor. Sen onu geçen hafta çok güzel anlattın. Dikkatimi çekti. 7 milyar dolar. 7,5. 7,5 mu oldu? Özür dilerim ben 7'de bırakmışım. Ben kuruş kuruş sayıyorum. E, 7,5 milyar dolar BIST artı DIBS'den yabancı kurumsal satışı var değil mi? Yüzde altı buçuğa indik. DIBS. Ee, altı <laughs> nokta <laughs> <laughs> Ne desen haklısın. Ya gerçekten sinir bozucu rakamlar bunlar. Yani yüzde yirmilerde filandık. Nasıl buralara geldik? Evet yıla orada yani, başladık yani. Yani ben hani bilmiyorum. Abi o zaten düşük ya. Yani, JT yani çift tane ya. <laughs> hani yani bi bilmiyorum yani MSCI, EM endeksi ya da J.P. Morgan en büyük e, sabit getiri endeksindeki durumlarımız filan hani ben tam olarak bilmiyorum ama herhalde Türkiye e, tarihinde e, gelişen ülkeler içinde bu kadar ağırlık azalt pozisyona inmiş midir e, onu da geçen hafta benim de gördüğüm birkaç tane ağırlık azalt şeyi vardı onu da, onu da şey yapmıyorum ama genelde bu tip pozisyonlanmalar çok güzel çok güzel yukarı dönüş habercileridir ben pozitif olmayı seçen taraftayım yine çünkü 6.2 dibs oranı biliyorsun tarihin en yüksek oranı 28'dir oralardan geliyoruz ya yani biz 2013'te yüzde 28'deydik hmm. yani buralar ama merkez bankası kararı benim için sinyal açısından önemli olacak ee, ama e, senin verdiğin rakamlar çok önemli yabancı kurum nerede olduğuna bakmadan e, buradan e, portföylerde azalıma biliyor. Forex anketinde 20 ekonomistin 16'sı indirim demiş. Medyanı 50 bas puan, 4'ü de hiçbir hareket olmaz demiş. O 20'nin de ağırlığı zaten 50 bas puan etrafında toplaşıyor. Bir detay daha verip Merkez Bankası'ndan kur ve borsaya geçelim. Info yatırımı model portföyünden birazcık bahsedeceğiz. Sen bahsedeceksin, ben deniz yatırımı model portföyünden bahsedeceğim. Başkan Uysal diyor ki bu Anadolu Ajansı'na verdiği mülakatta ee, özellikle burada son kısımlara yaklaştığı yer önemli diyor tüketim tarafında Mart ayı ortasında hava yolu ulaşımı kaynaklı e, düşüş gördük diyor ama e, bu tüketim bazında kuvvetli düşüşlerin durakladığına dair dip noktanın Nisan ayının ilk haftasında görüldüğüne dair sinyaller alıyoruz diyor ben size bir şey söyleyeceğim bu aslında fena bir ifade değil ben size başka bir şey soracağım. bu ülkede TÜİK gerçekten enflasyonu nasıl ölçecek her yer kapalı ki ama. Evet. Yani ya, ekonomik hayat durdu yani. Eleştiri söylemiyorum yok bunu yok, yani. Yok yok anladım. Yani sen istatistik olduğun Şey için. yok yani. Veri toplayacağı yer yok ya. Veri toplayacağı yerler internetten insanlar yani şu anda reklam olmasın diye isimlerini vermiyorum. İnternetten insanların alışveriş yaptığı yerler. Ee, yani hani i, sağlıklı i, mı? İş tüzüğü gereği onu öyle yapabilir mi? Ondan da emin değilim. Bakılıyor çünkü, mu? Çünkü sene başında nereden ne fiyatlama yapacağını da açıklıyor. Bakılıyor mu bilmiyorum. Ee, benim şeyim olabilir. Ee, ama dinleyip e, anlatan birisi varsa hakikaten bize de göndersin internetten. de çok değerli istatistikçi. Ee, ben kendileriyle bir iki toplantıya katıldım ve çok öğrendim bu toplantılarda. Sen de oradaydın. Evet, evet. Orkut birlikteydik. Olası. Evet Serdar Bey'le, Şenol Bey'le filan. Kendilerine gerçekten bu soruyu e, sormamız lazım. Çünkü hayatın normal olmadığı e, 31 büyük ilimizde sokağa çıkma yasa. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız 4 gün daha tabii. değil mi? Sokağa çıkma yasağı... Abi mesela o eğlence tarafı sepetin içinde bir ağırlık değil mi? Ya tüfe e, tarafında yok orası. Tabii. Nasıl ödeyeceksin o fiyatı? Evet doğru. <laughs> Peki e... Dolar TL ve borsa şeklinde ilerleyelim isterseniz. Dolar TL'de aslında hani tek bir hikaye var. Diğer Türk varlıklarında olduğu gibi yani haftalardır konuştuğumuz, programın başından beri konuştuğumuz fonlama hikayesi. Teknik olarak haftalardır söylediğimiz 6.40, 6.60, 6.80 çok zorlandı. 6.84, 38. Evet, 6.85 diye yuvarlayalım direkt. Ondan sonra da bir 6.95 civarında bir direnç oluştuğunu görüyoruz şimdilerde. Ee, mesela bir enteresan detay bence euro dolarda hem spekülatif pozisyonların yukarı yöne dönmesi euro lehine evet. e, türev piyasada volatilitenin düşmesi ama euro doların yukarı gidememesi belki o diyorum kur tarafını biraz hareket yapsa şey yapar e, nefes aldırır ama o da yok aslında bir bekleyiş süreci var e, çok ciddi bir şey bekler misiniz mevcut durumun değişmesinden Mert ee, vallahi yani bu beklenti süreci uzadıkça ben tansiyonun bir miktar daha yükseleceğini düşünüyorum Geçtiğimiz şeyde 6.98 gördük galiba. Ee, artık 7 liraya değdi de oran yani. Çok da şey yok, önemi yok. Ee, bu kadar bence bugünkü haber akışına rağmen, yani hafta sonundan gelen Sayın Uysal'ın açıklamasına rağmen, bence bu kamu bankalarının sermayelendirilmesi haberine rağmen, e, Cuma günü o geldiği yerden durmayıp tekrar kendini 10-12 kuruş yukarı atması, bugün yeterince aşağı salınmaması ve oradan tekrar yukarı gitmesi, bir yukarı gitme iştahını bence ortaya koyuyor. Bir kez daha söyleyeyim, yabancı, pardon, ıı, şirketlerin, kurumsal yatırımcının bir döviz talebi var. Bel söyleyeyim mi? Rakam belki... söyleyeyim mi? Tabii 3 ayda içerisinde gelecek bu ayda dahil bir 16-17 milyar dolar özel sektörün kredi. Bu ay dediğin Nisan-Bayıs evet, Haziran evet, değil üç mi? Evet, 3 ay. Bir 10 milyar dolar kadar da hazinenin bir döndürmesi var. Yani döndürmesi dediğim ödemesi var gelen vadesi. Kabaca bir 25-25 milyar dolar ya kadar. Acaba değil. geçen gün tam manasıyla belki onu yazmadılar. Dolayısıyla çok da atıfta bulunmuyor ama hani kavunun belki bu borçların ötelenmesine yönelik özel sektöre de bir miktar yardımcı olmak konusunda bir çalışma söz konusu olabilir mi? Güven Öner hocaların yazısını bahsediyorsun değil mi? Onlar. Ama önemlidir. orada tam onu mu anlattı? Tam onu. Tam ona, tam benim o dediğim değil. o değil. Yani birebir iletişim kurarak belki o borçların geri ödenmesinin belki yapılandırılması vade şeyine e, belli büyüklüğün üstündekileri olabilir. Çünkü bu döviz talebi üzerindeki baskıyı hafifletir. Zaten ithalat tarafında çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Zaten ee, cari artıya gideceğiz a, a, herhalde. Öyle ö, gözüküyor. Öyle, öyle gözüküyor. Ee, ama yani 6. yani Işık 6.96 mı 6.98 mi <laughs> gördüğümüz? E, bu hafta 6.98. 6.98 kırılırsa çok açık söyleyeyim. Oraya kadar gelmişken 2018 Ağustos'unda gördü. O tepeyi görmeden dönmez burası. 7.20'ye kadar gider. 7.22 Asya piyasasında işlem görüyor. Ama bu olmuş. sefer şunu söyleyeceğim. İz... Hiç söylemem. Çok özür dilerim. Bu sefer ben gerçekten çok bekleyen olduğunu ve sırf psikolojik olarak satacağını düşünüyorum. Ee... Altılarda düşünmüyordum onu. O pi... Cevaplayayım bunu. Lütfen. Ama benim düşüncem olumlu haber akışının daha ağır basacağını ve burada istenilen kadar nefes alınacak bir alan açılmasa da biraz aşağı doğru geleceğini düşünüyorum. Nerede rahatlarsın dersen... İlk nefes alacağım yer 6.70 seviyeler olur. Hatta 6.70 olur. Abi bana sorarsan ki 6.50 6.60 arasına gelmeden çok rahatlamam. O sorduğun sorunun da cevabını vereyim. Ee, hayat derse şey matematik. Hani ne oldu kur yukarı gitmez ya ha ha yukarı gitti diye şey yapan arkadaşlar var. Ee, kafa yapan arkadaşlar var benimle. Ee, onlara hala 2018 Ağustos'unda işte oradaki geri gelmeyle beraber döviz alanların hala şu andaki ellerindeki maliyetin 8 liranın üstünde olduğunu bir hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla kur yukarı doğru gidiyor. Doğru. Bunun bir takım reel sektör üzerinde, kamu üzerinde, enflasyon üzerinde bir takım yan etkilerinin olacağı kesin. Ama söylediğine şöyle katılmıyorum. Ben bunu kendi YouTube kanallara, sosyal medya hesaplarına hep yokladım. Yani insanlar i̇nsanlar dedi ki, seviyeyi örnekleyerek söylüyorum. Ben 6.30'a geldiğinde satacağım. Kur 6.30'a geldi. Ya galiba biraz daha yukarı gidecek. Dur bakalım başlıyor. Peki nereye kadar beklersin? 6.50. 6.50'ye geliyor gene satmıyor. Burada vatandaşa bak ama şu çok önemli bence. Cuma günü kur 6.82'ye gelirken vatandaşı panik halde satıyor olması eyvah gene galiba elimize yapışacak kalacak bu köprüden önce son çıkışmış satalım şeyi bence önemli. Eğer o şey korunabilirse seninle ne fikir olurum ama hala yukarı gideceğine yönelik bir Beklenti kuvvetli kalırsa çok öyle olacağını düşünmüyorum. Ümit ederim ki bireyselin satışı, kurumsalın alışını karşılar ve yeni bir şey talebi gelmez. Kendi içine değil mi? Dönü Dönü talebi kaldı. gelmez. Bu arada WTI negatifi de gördü. Eksiydi yani tarih. Bu bir Bu tarih tarih, değil tarih değil abi. Evet. Bu bir tarih. Y yine bir yayına denk geldi. Ah ya. be, Teksas dolu... <laughs> Teksas'ta olacaktık. <laughs> Varilleri koyacaktık arabanın arkasına. Böyle adamlar dolduruyor böyle. Açık, kamyonetlerle değil açık mi? açık kamyonetlerle böyle. Ne, ne güzel. anladım. Şimdi tabii... Ne böyle... kadar kaldı yeni bir <laughs> e, Dolar TL ne diyorsun? 6.84-38 aşağı kapanış görmemiz lazım diyor. Bunun, bunu görmemiz için de e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bir adım atılması lazım. Çünkü bireyselin burada herhangi bir ee, yani aksiyon değiştirip ya ben buradan evet ya bak ne güzel hani çok güzel 5 de açtık yılı. 1 lira para kazandım. Evet. Gitti. Ha ben buradan birazını satayım diyecek bir durumu yok. Çünkü birazını satayım diyecek durumu olanlar zaten tek bir yere giriyor. Altın. Altında kaç 375 miydi son 376 377. olmuş 300 ya bir, bir bir lira daha gitmiş. Şimdi böyle bir ortamda e, şu var. E, sen çok güzel söyledin. Özel sektör borç ödemeleri. Normalde dünya likidite içinde bu faizlerde yüzerken e, bugün baktım 10 yıllık e, tahvillerde sıfıra yakın olmayan bir e, ülke Avrupa'da bir tek biz varız. Yani çok enteresan. Bir sıfıra yakın evet. çift tane desin bile. Evet. Şimdi buradan enteresan yerlere gidebiliriz ama oradaki gideceğimiz yer şu, ülkedeki dolarizasyonu kıramadıkça biz ne finansal piyasalarımızda bir yere gidebiliyoruz, ne bankacılık sektörümüzde bir yere gidebiliyoruz. O aktif rasyo da... Aslında dolarizasyonu kıracaksın diyor. Tabii canım. O aktif rasyon. Yani yabancı mevduatını evet. al getir bana diyor ya. Yani Dolar 25'te Ama de nasıl olacak şimdi banka gidip Mudin'in üstünde çöküp de dolarını bozacak hali hal yok hayır ki. Euro'sunu bozacak. Ama tabii ki gibi oluyor Faizden ya, bağımsız oluyor zaten. Daha daha, daha daha yani TL'ye daha iyi faiz. Bak abicim bir bak bir izine evet. bir şey söyleyeyim tabii mi? Tabii tabii. Burada yani ya, burada her türlü olay dolarizasyona geliyor. Burada yapılan bir bir hata var bu uzun süredir yapılıyor. Türkiye'de bankacılık sisteminde dövizini tutan vatandaşın hiçbiri bak net söylüyorum hiçbiri aldığı faize bakarak tutmuyor. Tabii. Yani ay efendim 3'ten 2'ye indi benim faizim ben buradan parayı alayım da TL'ye mi geçeyim falan diyen yok. Dolayısıyla stopajla oynayarak faiz oranıyla oynayarak farklı bir takım şeylerle yani yatırımcının DTH yatırımcısının, bireysel yatırımcının Gerçek kişinin Oradaki dolarizasyonla çıkmasını beklemek Doğru yaklaşım değil Bunun bir adını doğru koymak lazım Zaten bu... defalarca denedik ha, olmuyor. Olmadı ha? Ya Burada olması gereken şey TL'ye olan güveni arttırıcı Politika setini hayata geçirmek Bir kez daha söylüyorum Burada bu pozisyonu alan Vatandaş şunun için alıyor 5 liradan aldım 6,5 lira da satar mıyım işte beş buçuk lirada aldım, altı lirada satar mıyım? Herkesin getiri beklentisi başka. Ama kimse gidip de, vay efendim, vah be bizim de stopajı yükselttiler, bizim de getiriden işte şu kadar kırılacak. Dolayısıyla evet. sen zaten dön bir de terazinin öbür tarafına bak. Sen zaten TL'de de getiri bırakmadın ki. Onun için zaten doğru söylüyor. Dövizini sat belki de dövizi satanın başka bir alternatifi kalmaması da, bu noktaya getirdi bizi. Ama TL mevduat faizini artırdığımızda da çok özür dilerim kredi o zaman banka artırmak zorunda kalıyor. E, tamam işte, <laughs> i̇şte zaten, zaten abi ekonomi şey, öyle bir o, şey zaten. O, yani. Zaten o çıkmazın içinde bulduğumuz için kendimizi evet. dolarizasyon burada yani. Evet. Orkun ben sadece şunu söyleyeceğim. Şimdi bu 6.8438 altı kapanış olmazsa e, hani ben orayı çok önemli bir yer olarak görüyordum. Bu 6 6.38'den başlayarak harekette yukarı harekette harekette onun üzerine galiba olmazsa bir de ne yazık ki tamam artık hani yabancılar belirli birlik içinde olmadığı için genelde açığa satma diye bir olayımız da yok ama... ...bizim içinde bulunduğumuz şey de e, yani sürekli piyasamızda senin de demin söylediğin gibi kurumsal hazinelerin döviz alımları geliyor. Kurumsal yani... Bireysel satmaya başladı başlasa bile evet, hemen onu hemen onu kurumsal karşılıyor. Yani biz artık hani o Londra'yı, Dubai'yi, Westport Connecticut'ı, New York'u bıraktık. Biz şu anda bireysel ve Kurumlu. kurumsal ben tenis maçı gibi bir <laughs> hani Türkiye banka hazineleri böyle bir duruma geldi. Zaten o kotasyonlar 2020 başlangıcından yana Bireysel YPM evet ekside tüzeller arttı. Ya zaten normali de bu tüzellerin borcu var, tüzeller Tabii alsın ee, Yerli de evet. ne kadar satarsa. Heh. Burada hayırlısı. da burada da ben her türlü yaptığım konuşmada aynı şeyi söylerim. Türkiye'nin ana sorunu diye bir tane grafik koyarım ortaya. O grafikte şudur hiç bir cümle bile yazmaya gerek yok. 2008 krizinden sonra Fed'in şu iyisi başladıktan sonra 2013'te Bernanke dur kardeş hani. Biz faiz artık faizler yükseltmeye başlıyor dediği o 6 senelik süreç içinde Türkiye özel sektörü gayri safi yurt içi hasıla relatif Çin'den sonra en çok borçlanan ikinci çok, ülke. Çok kontrolsüz. çok Evet. Kontrolsüz, Şimdi borçlanın. biz neden yine, bunu gene, yaptık? Gene geldik mi verimlilik yerine? Ha, bir, biz neden buralara geldik? O dönemki ekonomiyi yönetenler bir tartışsın. Bak o 6 sene neden bunu yaptık? ve o paralar nereye harcandı onu başka bir zamana onun üzerine de program yapalım. Ve buradan bu çıkmazdan nasıl kurtuluruz onun üzerine de bence bir program yapmamız lazım üçümüz. Değil mi? Biz Çin kim biz kimiz? Yani İYM'ler içinde Çin'den sonra en çok bizim özel sektörümüz bu 6 sene içinde borçlanıyorsa etrafa para saçılırken biz onun için şu anda yani demin anlattığımız konular hepsi birbirini bağlıyor. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Özel sektör borçluluk oranımız buradayken de bireyselin her sattığı malı kurumsal hazineler tık tık bana ver hoca diyor. E o zaman da olmuyor. Dolar TL'de düşmüyor. Düşmüyorsa o zaman borsa konuşalım. Ee, <laughs> biz, sonra kızıyorlar. Işık Ökte'ye borsa konuşturmuyorsunuz. Sizin çeneniz ben, düşüyor ben diyorlar. ben çok Mert konuştum. Ben, ben abi çok abi. konuştum. Işık Ökte'ye başlasın. Senin Ökte hesabın baş yok bize kızıyorlar. Işık Ökte'ye başlasın ben geliyorum. abi, ee, hadi abi ya, başla o zaman. E, borsa İstanbul. Yok şimdi bu Borsa İstanbul'da sen başla. Peki. Tamam biz böyle dö dönelim hep beraber anlatalım. Ondan sonra da tamamlarız yani diye ben, düşünüyorum e, zaten. Yani Orkun demin yine, yine e, şey e, güzel bir konuya değindi. Bir de insanlar çok enteresan bir şekilde Borsa İstanbul'un 82 binden 99 bine neden gittiğini anlamamışlar. Ya kardeşim sen bunu anlamıyorsan yani hani bu kadar dünya piyasalarından bir habersen S&P'nin 2190'lardan 2800'lere yükseldiğini falan görmüyorsan biz o yarısında kaldı korkun. Evet. Biz dolar bazında 1.26'dan 1.42'ye gittik, S&P %28 rali ederken. Yani Biz %13 ettik, yarısını bile edemedik. Türkiye'de hani fena onu, onu bir araştırma abi. raporları çıkmıyor. O süreçte ben çok kurumun bunu yakaladığını bir yerinden inanmasa da gördüm. Fena araştırma bölümleri stratejistler yok, ekonomistler yok, ee, sadece okumakta. Biz model portföyümüzü güncelledik geçen hafta ee, teşekkür Elize ederiz. Elizesal ol, hayırlı olsun. Evet. Ee, biz Pegasus'u çıkarttık ee, mevcuzun içerisine İşmenle Tüpraşı ekledik. İşmen evet. İş yatırım evet, menkul evet. İkisini eklemiştik fena da hani şey bir. Bizde de vardı onun için. <laughs> Bizim model portföyde de daha. Aklın yolu Arad genelde böyle model portföylerde birleşiyor. <laughs> <laughs> en ee, bir şey. Böyle şey bir mi? güncelleme yaptık çok uzatmayayım çünkü hani son tur böyle evet. bir 10 dakikamız falan var. Ee, sen de sizde de var. Sizde Yok ya, de sen bir be, şey. anlat onu. Sadece hissedir söyleyeceğim zaten. Hani gerekçeleri falan zaten sosyal medyada paylaştık. Çok fazla vakit alıyor Evet. Pegasus'u tam o hani dönüş yerlerinde bir yerde güncellemiştik. Ee, ne iş... var şu anda portföyünüzde sizin? Valla arkadaşlardan ben tam şeyini almıştım söyleyeyim. Ee, tam detaylı kısmını Akbank, Tofaş, Pegasus'u çıkarttık. Ee, Emlak Abi olanları say. Sayıyorum. Katası, Hayat, karıştırma. Sayıyorum. Anadolu Hayat. İşce, Yataş, Türksel, e, Tüpraş, İşmen bize de arkadaşlar 13 Nisan'da yayınladılar... Ee, ...getiri potansiyelleri... ...yaklaşık %40'lar, 45'ler... ...yani en yüksek 57 gözüküyor bizde... ...iş menkul değerlerde... ...bizde de garanti bankası var... ...TSKB, Aksa Enerji, Alar Holding... ...Arena Bilgisayar, Aselsan, Hektaş... ...İş Menkul, Kozal ve Tofaş... ...bu arada hani gerekçelerini de... ...arkadaşlar sağ olsunlar... ...araştırma bölümündeki arkadaşlarımız... E, ...gayet nefis bir şey yaptılar... E, ...gerekçeleriyle beraber ortaya koydular. E, info, i̇nfo şeyinde sosyal medya hesaplarında da paylaştık. Gerek Instagram'da, gerek Twitter'da. isteyenler oradan şeylerine bakabilirler. Evet, herkes zaten web sitesine bu raporları yüklemekle tamam, tamam. yükümlü. Hepimizin kapsamlı raporları oralarda var. E, Direk sana o zaman şöyle sorayım. E, 100 binin üstüne gider mi Borsa İstanbul? Bence gitmez. Çok, <laughs> bu, bu konjonktürde. Çok geride kaldık. E, bizi faiz çok kötü vurdu faiz dips. Evet. Nereden vurdu? Değerleme Benim Borsa işte. İstanbul'daki ana izlediğim rasyolardan bir tanesi bunu biliyorsun abi. Banka sınavı rasyosu. Hı hı. Banka sınavı rasyosu kapanış 0.98. 1.20'lerden geldik. Burada. Bugün kapanışma mı? 1.20'lerden geldik. Bir dakika şimdi Borsa İstanbul fiyatlaması her zaman doğrudur falan diye böyle geri zekalı geyiklere falan girmeyeceğim. Çünkü hani hisse senedi traderları hani iki defa doğruyu gösteriyorsa saat günde bozuk saat odur yani hisse senedi traderları odur. FX ve SGMK yanında ama bu fiyatlama doğru. Neden doğru? Sanayi sektörü çok iyi filan mı gidiyor? Ya sınayi sektörün ana hisselerine bakalım. Ereğli ve Tüpraş. Değil mi? Ana, iki Doğru. tane ana hissesi. Çok iyi falan gidiyor diye kimse bir şey söyleyemez. Ama bankalar o kadar kötü gidiyor ki bizim borsamızı faiz vurdu. Bizim borsamızdaki hani ee, eğer DIBS ve CDS seviyeleri buralarda olmasaydı biz şu anda borsada 114. Evet. 114. 110 binlerin Evet. Ee, şimdi insanlar diyecek ya borsa daha birkaç hafta evvel hoca 82 bindi ee, çok güzel alım yeriydi ya kaçır Evet, Konuştuk da onu. Ya yani o hani insanlar o çok kafayı kafayı yer. takmış olabiliyorlar bazı şeyler. Abi 82 binde kaçırdı 80 işte bir anda 99 binde bulduk kendimizi. Ben şunu söylemeye çalışıyorum çok filan gitmedik. Borsa İstanbul'a TL bazında bakmak çok yanlış çünkü borsa İstanbul'u incelerken başka borsalarla incelememiz lazım. Borsa İstanbul, dünya hisse senedi rallisinin başladığı 23 Mart günü, yani bir aydan daha kısa bir zamandan konuşuyoruz. Yani 20 işlem günü falan, 1.26 işlem görüyordu. Bugünkü kapanış dolar bazında 1.42 Matematik yapmayı biliyorsam %13 rale etmiş, dünya borsaları %26 rale etmiş, S&P %28 rale etmiş, gelişen ülke borsaları da bu dönemde %19'a etmiş. Şimdi Borsa İstanbul neden bu kadar geri kaldı? Çok net anlatmaya çalıştık. Bankacılık sektörümüzün majör problemleri var hisse senedi bazında. Hisse senedi bazında majör problemleri var. Bankacılık sektörümüzden manyak bir yabancı çıkışı var. Bir, faizlerimiz bütün dünyada düşerken düşmüyor. Makro risk primimiz yükseliyor. Ve en önemlisi de Mert bence senin anlattığın ana konu her zaman insanların kafasının arkasında banka trade edenlerin bütün yaptırımlar bankacılık sektörü üzerinden geliyor. Evet. Hiçbir banka analisti şu anda Türkiye'de 2020 sonunda banka FK'sı ne olacak bence bilmiyor. Öyle bir rakam, rakamlar yalandan bir şeyler yazıyorlar. Çünkü her gün yeni bir düzenleme var. Tabii tabii evet. Şimdi böyle olduğu zaman da birisi diyor ya kardeş diyor yani işler iyi gitmiyor ama ben sınai hisselerinin ya da holdinglerin ya da başka borsanın lokomotif hisselerinin... ...atıyorum Ülker Bisküvi'nin, Coca-Cola Aselsan içeceğin, Aselsan'ın ee, ben bunlarda biraz öngörüm var. Yani Türk ekonomisi... Daralacak, evet daralacak. Ama bunlarda bir öngörü yapabiliyorum. Bankalarda onu da yapamıyoruz. Olay yani hani e, olayın bankacılık hisse senetleri açısından, sektör değil, bankacılık hisse senetleri açısından vehametini anlatmaya çalışıyorum. banka ay rasyosu 1'in altına indi. 0.98, 2 ay evvel 1.22 idi. Ee, onun için e, bu hani ya nasıl borsa 17 bin puan çıkar filan diye soran kardeşlere... Bankacılık sektörü bu e katılsaydı borsa 114 bin olacaktı diye cevap vermek lazım. Ama onlar da tabii karşılıkta şu cevabı verecekler. Kardeş bankacılık sektörü de de rali olsaydı atıyorum Ereğli 6 liradan 8 liraya gitmeyecekti. Tüpraş 25 lira çıkmayacaktı filan diye. E çünkü Tüpraş'ı Ereğli'ye giren para yeni Hı. gelen para mı? Hayır, sistemdeki para. Sistemdeki para oradan oraya oynuyor. Değişiyor, yer ha. değiştiriyor. Zaten banka banka sat sanayi al. zaten bizim, banka, e, bizim borsamız yani senelerdir böyle çok büyük bir pair trade gibi, çok büyük bir ikili işlem gibi. Yeni para giriş falan hiçbir zaman olmuyor ki. E, bu arada şunu eklemek lazım. Borsa İstanbul aslında son dönemde e, bizim TL varlıklar arasında dışarıya en entegre varlık grubumuz. Evet. Neyse ki Net. yani Evet. Dışarıda S&P'nin, e, DAX'ın son dönem grafikleri üst üste koyduğunuzda çok net hareketi görmek mümkün. E, öte yandan tabii şunu da söylemek lazım. Ben biraz önce neden 100 bin üstün çok olası görmediğimiz e, açıklayayım. Çünkü çok ciddi bir hareket oldu. Biz burada konuştuğumuzda dedik yani e, harekete biraz güvenmek lazım. E, güvenmiyorsanız da eğer bizim gibi 92 binlerde, 93 binlerde, 93 bin 200'de mesela o seviyeye verdiğimizi çok iyi hatırlıyorum. Hı. Ee, tekrar bir bakmak lazım. Dışarını konjonktürle birlikte belli noktaları geçtikten sonra değerlendirirsiniz. 10.000 puan yakalamazsınız da e, 4.000 bin, 5.000 puanda e, trene binmiş olursunuz. Yeter ki gönlünüz rahat etsin. Şimdi 100.000'in üstünde de bakıyorsun dışarıda. S&P'de işte 2800 2850 civarında bir zorlanma artık yavaş yavaş başlamış durumda. Evet. Dolar endeksi zaten bir 99 101 arasında bir banda sıkışmış. Orada da çok net bir yön göremiyorsun. Bence bugünkü bu enerji e, piyasasında özellikle Dowüti Aydaki hareketin e, Haziran kontratına da taşınma ihtimali bence var. O böyle bugünlük bir hareket değil. De, yarına değil evet. mi? Evet. Ve e, bu o da yarın negatife dönecek diye demiyorum. Orada da bir satış baskısı bence bir süre daha devam edecek. İkinci çeyrekte zaten petrol fiyatlarına kimse doğru düzgün bir toparlanma beklemiyor. Bunlar yine o bu bende herhalde ya da bir fobi oldu. Diğer varlık gruplarındaki geçenlerde yaşadığımız da, gibi. Evet. E, tetikleyebileceğine dair hep bir aklımın bir köşesinde bende bir soru işareti e, duruyor. O yani, zaman buradan altın şortlamalısın. Bu kafa, kafanda bu soru işareti olan insanların buradan altın, ya gram altın değil özür dilerim. Olsun. XAU USD açığa satmaları lazım. Çünkü bu senin anlattığın senaryo en çok yine değerli metalleri vuruyor. Valla son iki dakika o zaman böyle bir döndürelim. Ben bugün ons altına baktım. 1720 dolardan sonraki o grafik Hatta hatta birkaç arkadaş aramızda da konuştuk. böyle 1680'lerdeki o desteği tutunamazsa ons altının. Şu anda Sanki, gibi evet gösteriyor. bugün tutundu gibi duruyor da 1630 dolara kadar böyle bir düzeltme yapacakmış gibi bir izlenim yaratıyor. Ben de hep konuştuğum insanlara bir 1680-1650 şeyini düzeltmesini göz ardı etmeyin. 1705-1710 dolarlar civarındayken diye anlatıyordum. Ee, ama uzun vadede mutlaka portföylerde altın olmalı. Yani bizim kaç, görüşümüz o yönde. Kaç dakikamız var? Bir buçuk dakika falan. Kaç? Bir buçuk dakika Vallahi falan. Ben Bize hep, yeter. Hepiniz yok yok borsa ile ilgili her şeyi çok anlattınız. Ben üstüne bir şey eklemeyeyim. Sadece gerek sektör çalışanlarından gerek yatırımcılardan çok soru var. 24 Nisan Cuma günü Borsa İstanbul'da işlem yapılıp yapılmayacağı bununla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. En kısa süre bir açıklama gelmesi piyasa açısından önemlidir. Aslında onu da keşke bugün belli olsaydı da. Ee, yani e, mutlaka çalışılıyordur üzerinde. Ee, ama olabilecek en kısa süre bir açıklama ee, hem sektörü, yani sektör çalışanlarını bizleri hem de yatırımcıyı rahatlatacaktır. Biz... Bir dakikamız varmış. Hadi altınla ilgili bölüşün. <laughs> ya altınla ilgili... Ya... Bir, yani ben söyle, sondaki söylediğine katılıyorum ki portföyler mutlaka bulundurulması gerektiğine. Ama ben aynı şey bende var. Yani bu petrol şeyinin bir kez daha bir kreş yaratabileceğini o teminat tamamlama çağrısı falan filan bir şeylerin. Orada 1630'lara doğru Hatta daha aşağı doğru gördüğüm her yerde şey, e, alıcı olurum tekrardan. Peki, ışık okta? Ben ben buradan gram altın değil. Eğer portföylerde dolar bazlı altın varsa azalt portföyde azaltma gereği. Ve dolar bazlı. Evet, dolar bazlı. Dolar bazlı. Ben gram altında 684.386 kapanış görmediysem eee gramı tutarım. E, ama dediğim gibi burada en önemli kriter sen demin çok güzel söyledin 2850 civarında S&P'de satıcı var. Borsa İstanbul'da da 99300'de direnç var. Borsa İstanbul'da bir tane sektör bana sürekli çarpıyor. Teknoloji sektörü, bilişim sektöründe çok ciddi para girişleri var. Bu seneki getiri bilişim sektöründe %15'e yükseldi bugünkü %4'lük rali'den sonra. Onu da haftaya kaldığımız onu, yerden... Onu da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Senin ediyorum. de. Ee, bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.